Merhaba arkadaşlar, merhabalar, merhabalar hepinize esenlikler. Benim yayında bir sorun var herhalde arkadaşlar. Bana görüntü biraz geç, bayağı bir geç geliyor. O yüzden ses var mı diye sordum. Fred demiş ki, evet kendi sesimi duyuyorum. Evet ses iyi. Umarım bir sorun yoktur. Fred demiş, evet İlyas'tır, acemi İlyas. Evet, acemilik hali çekiyorsun. Ne yapacaksın? Yaşlandık artık. Evet dostlar, sesimiz iyi mi? Görüntümüz iyi mi? Görüntü iyi de. Ses iyi mi? Ses. Neymiş? Hilesi. Evet arkadaşlar, biriniz hemen teyit etsin de yayına konuşma başlamadan önce. Bakalım yani sesimiz nasıl, iyi mi? Sorun yok. Ses de süper. Tamam. O zaman devam ediyoruz. Yardırıp gidiyoruz arkadaşlar. Ses bomba gibi, gayet iyi. Tamam. Anlaşıldı. Çok teşekkür ederim arkadaşlar onayladığınız için, yardımınız için. Abi hocamız ödev verdi. Muhammed'e slogan yapın ne yazayım. Ya çok slogan var da olumlu hiçbir şey söyleyemeyeceğim yalnız. Bu kadarını söyleyeyim. İpucu yeter. Ya kriminal ne varsa hepsi var. Hırsızlık, tecavüz, gasp, şiddet, tehdit, katliam, cinayet. Ne ararsan, ne ararsan. Kriminal dosyası bayağı bir dolu yani. Yani o yüzden olumlu bir şey söyleyemeyeceğim. Olumlu varsa eğer, şimdi Müslümanlar diyor ya, işte hiç mi iyi tarafı yok İslam'ın, hiç mi iyi tarafı yok Muhammed'in, Kur'an'ın falan. Fakat iyi tarafı, ona bakarsan Hitler'de de var. Hitler de köpeğini severdi, hayvanları severdi, ne bileyim. Mükemmel ressam da Hitler. Bak bunu belki birçok insanız, arkadaşınız kendi sözümü duymayınca ne dediğimi bilmiyorum. Birçok insan bunu bilmez. Hitler muazzam, mükemmel bir yetenekli artist, yani ressam idi. Bu adam öyle, resimlere bakın. Yani yüzün üzerinde sanat eseri var o adam. Ressam, bayağı bildiğin. Ama Hitler iyi yanı var. Yani her insanın, en manyak, ruh hastası, katilin bile bir iyi yanı vardır. Adam çoluğun çocuğunu seviyordur mesela, ne bileyim. Bir yere yardım etmiştir. Bir şey iyilik, iyi bir iyilik yapmıştır illa ki. Ama buna bakarak adam iyidir falan diyemezsin. Bakın. Varsa iyi, bu tarafı İslam'ın. Bana getirdiğin bir iyiliğe karşı iyi, olumlu, güzel, ne bileyim, insani herhangi bir şeye karşı ben sana 10 tane olumsuz bir şey getirmeye razıyım. Kabul eden bir Müslüman varsa hemen çıksın, oturmadan yaparız. Tabii her şey belgeleriyle, öyle iddialarıyla değil. Yani laflar uçar, laf havada kalır. İyi yayınlar. Evet, Ahmet hoş geldiniz. Ahmet ve diğer arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Cani bir kişilik Hitler, öldürmeyi seviyordu. Yani ama iyi tarafı yok mu? Hiç mi iyi tarafı yoktu? Vardı. İlla ki vardır canım. Dedik ya, yani en manyak bir adam bile hoşuna gidiyor. Yani insani bir şeyim vardır belki. Belki diyorum. Vardır. Serdar Aydın, saygılar. Evet, saygılar bizden size arkadaşlar. Değerli dostlar. Öncelikle teşekkür ederim. Hepiniz geldiniz, zamanınızı veriyorsunuz, dinliyorsunuz. O konuda teşekkürlerimi bir ileteyim ilk önce. Şu chatteki şeyleri de göreyim de yazılanları. Evet arkadaşlar, bugün başlıktan da gördüğümüz gibi, başlık neydi lan? Ulan yiyeceğiz. Kur'an'daki rakamsal iddiaları, rakamsal düzen iddiası. Ha, şimdi oldu, tamam. Camiden etkilenmiş. Evet arkadaşlar, yorumlara bir süre okumamaya çalışacağım. Veya hani bir gözüm yine orada da. Fakat olumlu bir şey, yani olumlu diyorum ya. Konuyla ilgili bir şey yazarsanız sevinirim. Çünkü konu dışı olunca kafa dağılır. Konulu bir video yapmak için açtım. Sohbet olsa önemli değil. Aga ben titreme başladım. Üşüyorum burada. Çok soğuk aradım. Dışarıda kar yağıyor. Isıtıcı falan da açmadık. Ay sonu para yok. Merhaba İlyas. Ne yapacaksın yani, biz de garibanız işte. Ya. Dünyanın neresinde olursanız olun, garibanlık peşimizi bırakmıyor demek ki. Evet dostlar, bugün konumuz güzel bir konu. Birçok insanımızın kolayca tuzağa düştüğü bir konu. Yine modernist İslamcıların attığı 40 taklalardan bir tanesi. Bu işte Kur'an'da rakamsal iddialar var. Bunu
mutlaka duymuşsunuzdur. İnançlı, inançsız. Eğer inançlı, bu arada şunu da söyleyeyim, inançlı arkadaş varsa izleyen Müslüman, başımın üstünde yeri vardır, yayına katılmak istiyorum, yanlış söylüyorsun, şurada bu var diye katılabilir. Varsa hemen bildirsin. Bu hangout mıdır nedir? Onda bir bağlantı oluyor herhalde. Onu da açalım da. Ha, hangout şeyimizi de açtık. Tamam. Orada dursun ha. Eğer isteyen varsa bağlanmak, yani konuyla ilgili ama bu konuyla ilgili varsa veyahut da İslam'ı savunmak amacıyla da olabilir. Dün yağmur yağdı Türkiye'de ama bugün güneşli. Oh, ne güzel. Bizim burada güneş müneş gören yok. Burada battaniye sanki böyle bir bulut, böyle battaniye şey, buluttan bir battaniye gibi ülkemiz öyle örtülü devam ediyor. Yazın bile, yazın bile 25 dereceyi geçmiyor burada arkadaşlar. Yani bir ara 30 oluyor. O da bir gün iki gün fazla değil. Yani yazın bir gün iki günü. Millet zaten 30 oldu mu böyle tişörtler, mişörtler, kısa kollular falan, şezlonglar bahçelerde sanki şey Hawaii'de güneşleniyor gibi. Ben inançlıyım. Al yana. The Secrets. Tamam. İstersen şu konuyu ben bir anlatayım. Eğer onu katılıyor musun, katılmıyor musun? Onu şey yapalım. Sen de eğer itirazın varsa şey yap. Ama yoksa yine de ben seni alırım. Yani dinini savunmak için ise amacın. Bana oradan e-mail midir, nedir onu gönder. Yani yayına bağlanacağın zaman gönderirsin, alırız. Abi iki dakika sonra özlerine dönüyorlar, dindarlar, yayını almayız. Yok yok. The Secret sanırım öyle bir insan değil. İyi bir Müslüman sanırım. Yani daha önce herhalde mesajlaştık yani şeyde, bir chat bölümünde. İtirazım var tabii. İtirazın konuyla ilgili mi, yoksa yani bu Kur'an'da rakamsal bir mucize olduğunu savunuyor musun? O manada mı itirazın, yoksa genel değil mi böyle? Yani İslam neden illa İslam doğru dindir ve diğer yüzlerce binlerce din yalandır mesela. Ama eğer şey diyeceksen Serkan Şahin Ankara Gmail. Serkan Şahin sen, ha bizim Serkan o ya. Ya Serkan ya, yapma böyle ya. Ben de Müslüman zannettim. Dedim bir Müslüman gelecekte. Serkan, bu sohbet olsaydı alırdım da şimdi konulu, ama Müslüman varsa Müslüman alırım. Ya, çünkü itirazı varsa. Bundan sonra yapacağım konularda böyle olacak. Hep yani konulu videolarda anlattığım konuya bir herhangi bir itiraz varsa, ya da yanılmış da olabiliriz ama tabii bizler böyle bir şey anlatmadan önce mutlaka belgesini bilmem nesini gösteriyoruz. Evet. Hatta çoğu zaman ben bizzat kendi gözünüzün önünde, yani mesela ayet ayet, harfse, kelimesi, her neyse alıp kopyalayıp İngilizce, Türkçesi, Arapçası her şeyi gözünüzün önünde yapıyorum ki, çünkü iyi şey gelmesin. Yani adam orada mesela bir ayet okuyor ama yazarken öyle başka bir şey yazıp oradan arattırıyor falan filan olmasın diye. Tamam. İlyas abi, bu senin gördüklerini alimler neden görmüyor? Sen mi yanlışsın, onlar mı? Onlar mı? Güzel bir soru. Şimdi bizim gördüklerimizi neden alimler görmüyor? Aslında çoğu görüyor. Çoğu görüyor ama şimdi bak şöyle. Siyaset ve din öyle bir şeydir ki, zehirdir ki, insanın aklını böyle yani girdi mi çelebiliyor. Ama bir de insanın karakterine bağlı olan şeyler var. Mesela hırs gibi, duygusal şey gibi, cehalet gibi, örneğin bir de hırs mesela. Şimdi adam siyaset şeyinden konuşacak olursak, adam para, mal, mülk gibi şeylerde bunları ön planda tutuyorsa hayatında, eğer adam hangi parti, hangi ideoloji olursa olsun fark etmez. Para neredeyse, makam neredeyse, güç neredeyse oraya yönelir bir insan. Hatta yani bu insanın bir siyasi figür olmasına da gerek yok. Sıradan bir vatandaş bile makarna, kömür neredeyse oyunu oraya atacak zihniyette insanlar milyonlarcadır. Yani bu sıradan insan böyleyse, bunun profesör de yani pek bir fark yok. Makam, güç, para, konfor, rahatlık, güven neredeyse oraya kapağı atar ve oradan yürür. Şimdi bazı insanlar var, özellikle modernist İslamcılar. Bunların çoğu aslında Kur'an'da mesela neyin ne olduğunu biliyordur ama
Onlar da farkındalar ki şimdi bu Kur'an günümüz insana hitap eden bir şeydir. Yani birçok veri orada bugünün insanı için kabul edilmeyecek veya hatta hoşlarına gitmeyecek türden. O yüzden ne yapıyorlar? Adam orada o kelimenin manası o değil de bu. Ne bileyim orada onu demek istemiyor, bunu demek istiyor. Arapçada bir kelimenin 40 manası var. Ben bunu seçtim deyip allem kullem edip 40 takla atıp onu kılıfına uyduruyor ve yutturabiliyor da. Şimdi herkes tabii herkes yutmuyor. Bu dini biraz bilen, biraz araştırmış. Bakın araştırmış diyorum. İnsanlar bunu yutmuyor. Ama halkımız da araştırmak, araştırmak şöyle dursun. O kendi inandığı kitabı bile bir kere açıp okumuş değil. %90'ı böyle insanımızın. Yani sadece Türkiye şey yapacak olursak. Ama diğer ülkelerde de böyle. Diğer Müslüman ülkelerde de böyle. Dünya genelinde %87, yani Müslüman kitlenin o 1,5 milyar Müslüman var diyorlar ya. Bunun %87'si arkadaşlar bir kez olsun kitabı, yani inandığı kitabı Kur'an'ı okumuş değil. Yani bu gerçek yapılan araştırmalar bu. Ülkemizde de var. Hatta Diyanet kendi söyledi. %90 küsür dedi. Ülkemiz Kur'an'ı okumadı dedi. Bilmiyor dedi. Yani bunu Diyanet söylüyor. Ben söylemiyorum. Şimdi hal böyleyken insanımız araştırmıyor. Yani araştırmaz. Şimdi kurnaz bu modernist İslamcılar da şimdi onları özellikle kurnaz diyorum ben şimdi. Bir Hindu veyahut da Budist veyahut da bilmem kim veyahut da Afrika'nın balta girmemiş ormanlarındaki bir o ilkel kabine dini, ödü dini her neyse. Bu adam arkadaşlar inancını savunur ama içine yalan katarak savunmaz. Çok 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 nadir. Ama modernist İslamcı deyince bir kere düşüneceksin. Şimdi din hakkında verdiği bilgi farklı. Ama adam iyidir, dürüsttür, şeydir yani böyle insancıldır, sevecendir, duygusal o EQ dediğimiz yani emotional quantity seviyesi yüksektir. Olabilir. İyi, hoş veyahut da dinini iyi yöne doğru yöneltmeye çabasında olabilir. O insanın karakter iyiliği ayrı. Ben onu her zaman zaten birçok videomda söyledim. Ayrı tutarım. Ama bu dini anlatma konusunda katılmadığım şeyler %99. Çünkü orada olmayan şeyi varmış gibi gösteriyor. Orada var olan şeyi de yokmuş gibi göstermede bayağı bir hünerliler. Yani bayağı bir marifetliler. İnsan cahil doğar, aptal yetiştirilir. Yani insan cahil doğar, aptal yetiştirilir. Benim bir şansım vardı. Ben herhalde şimdi daha önceki videolarımda anlatmıştım ya ben işte biraz ailesiz, kimsesiz orada burada filan yani aç bilmem ne büyüdük, yetiştik bir şekilde ama benim bir şansım vardı arkadaşlar. Bir de tabii okuyamadık. Ben ilkokul mezunuyum. Her videomda söylemeye gerek yok. Yani ben bunu aslında bir şans olarak görmeye başladım zaten. Çünkü neden? Eğitimli kişilere bakıyorum. Adam lise bitirmiş en azından. Bir lise yüzü görmüş. Hatta üniversite görmüş. Kendi dilini yazmaktan aciz. Gramer, mremer yok. Hak getire. Cehalet o biçim. Ne bileyim başka şeyleri araştırmamış. Bilimle hiç haşır neşir olmamış. Adam üniversite diploma bitirmek için okumuş. Tamam demiş ben okudum. Sen okumadın. Sen hala cahilsin. Sen diplomalı bir eşeksin. Benim nazarımda. Diplomalı eşekler çok arkadaşlar. Ben ilkokul halimde o ilkokul diplomamı kıvırıp kıvırıp çok diplomalı eşek kovaladım. Yani bunu bir övünmek, bir kendimi methetmek için söylemiyorum. Bu hayatın gerçeği. Ben yıllarca forumlarda sürekli yazan bir insan. Yani bu konuda aktif bir insan. Birçok forumda bu gerek bilim konusunda olsun gerekse dinler konusunda birçok insanla şey yaptık, karşılıklı tartıştık, ettik. O değildir, bu değildir. Neyse benim şansım toplumdan biraz izole yaşadım ben. Yani bu toplumun insanları o koyun gibi gütme politikasından, o kalitesiz eğitim şeyinden, politikasından, müfredatından, ne bileyim televizyonlardaki o bir yıl aptal, abuk subuk insanın beynine bir gram bilgi bile sokmayan, aksine insanın beynini
çöplerle, pisliklerle, salaklıklarla, aptallıklarla dolduran programlardan uzak kaldım. Niye verdim kendime? Ne bileyim, kitaptı, bilgidir. Bilgiye aç, biraz da herhalde meraklı bir içgüdüm, meraklı bir yapım olduğu için içgüdüsel olarak kitaplara yöneldim, bilgiye yöneldim. Bilgi neredeyse onun peşinden gittik. Çünkü doğruyu bilmek ister insan. Düşünen insan her zaman doğruyu bilmek ister. Eskiden cahillerdik, şimdi ise profesördürüz. Yani günümüzün profesörleri adam dinliyorsun, ya bu adam profesör mü veyahut da bu adam nasıl profesör olmuş, bu profesör titrini bu adama kim vermiş bu kafayla diye düşünmekten insan kendini alıkoyamıyor. Mecburen düşünüyoruz. Hele hele bu din konusunda. Diploma ve sertifika sistemi özellikle çok yozlaşmış. Yani öyle. Herkes işte okulu okuyor. Yani bir eğitim yolunda gidiyor adam. Adamın aklında diploma var. O diplomayı alayım da gelsin ne olursa olsun şeyinde. Megahertz al. Abi küfür etmeyelim. Küfre gerek yok. Onu siliyorum hemen. Ali Mete hoş geldiniz. Esenlikler hepinize. Şimdi biraz ben toplumdan izole yaşadığım için yani doğru yanlışı biraz kendim karar verme fırsatını yakalamış bir insanım. Ve bunu bir şans olarak görüyorum. Yani eskiden şanssızlık olarak çok gördüm. Ulan benim kaderim böyleymiş falanmış filanmış. Yani işte açız bilmem neyiz, iş yok, para yok, diploma yok, kimse iş vermiyor. Aslında yani bazı olumsuzluklar hayatta eğer ne bileyim bir saniye kapımı çalıyorum, ne yapayım, kafam karıştı da durdum. Bazı olumsuzlukları görüp de yılmayın arkadaşlar. O olumsuzlukları fırsata çevirme yollarını arayın. Yoksa bile başka bir yoldan deneyin. Kafanızı taktığınız herhangi bir şey varsa, bilgi konusunda olabilir, hayatta bir yerlere varma konusunda olabilir. Yani fırsatlar yok deyip veyahut da ne bileyim şans yok deyip veyahut da olmuyor deyip oturmayın. Yani vazgeçmeyin. Umutsuzluğa kapılmayın. Ben umutsuzluk diye bir kelimeyi hayatımın sözlüğünden çıkarıp attım ben. Umutsuzluk yok. Ha, tamam biz de zamanla yıldık, biz de bıktık, ettik, yeter falan dedik ama ne bileyim bir şekilde hayata tutunmaya çalıştık. Şimdi yaş geliyor yavaş yavaş 50'ye. Benim de bu genç arkadaşlara bir tavsiye, naçizane bir tavsiye olarak söyleyebileceklerim bunlar. Yılmayın arkadaşlar, devamlı doğrunun, bilginin peşinden gidin. Olumsuzlukları fırsata çevir. Yani bazıları derler ki işte zamanım yok. Şunu yapacağım ama zamanım yok. Aga zamanı yaratacaksın. Zamanı da yaratacaksın. Yani zamanını bir başka şeylerden daha önemsiz veyahut da daha ikinci planda olan şeyleri onların zamanını alıp buradaki o önemli şeyin zamanı şey yapacaksın. Bir türlü söyleyemedim. Ya. Ekleyeceksin. Yani o zamanı yaratacaksın. Günün 24 saati bunu 6-7 saat uyursun. Geri kalanı senin. İşte çalışma alış falan gene en azından günde kendine ayıracak bir 5-6 saatin var. Normal bir insanın vardır. Ha, kimileri az çalışır, kimileri çok çalışır, kimileri haftada 2-3 gün çalışır. Her neyse yani kafanızda eğer takip etmek istediğiniz bir herhangi bir şey, sanatsal bir aktivite olabilir, bir şey yani bir şey yapmak istiyorsunuzdur. Veya tabii hedefiniz vardır. Herhangi bir hedef bu. Ona zaman ayırın. Ona fırsat verin. Yani fırsat yoksa fırsat yok deyip oturmayın. Başka bir yerlerde mutlaka fırsatlar vardır. Bazıları sizin görmediğiniz, aklınızın ucundan bile geçmeyeceği ama orada var olan bir şeyler var. Onu meydana çıkaracak yollara gidin. Dindar toplum kaybetmeye mahkumdur. Şimdi zihinsel olarak kaybetmeye mahkumlar da yani zihin bilmem ne falan böyle bu şeylerde. Ama para, güç, makam deyince bir kere bunlara fırsat verdiniz mi? Bunlar gitmiyorlar. Gitmezler. Yani sadece din bazında değil de bazı bu ideolojik saplantılar da böyle. Bazıları saplantı şeyinde beynini yani varlığını buna adamış insanlar var. Bunlar bir kere bir koltuğa yapıştılar mı gitmezler. Mesela bizim ülkemizde var.
İki tane enkaz. Ben onları enkaz gözüyle bakıyorum. Biri MHP'nin başında, biri CHP'nin başında. Aga işgal ediyorsunuz. O koltukları işgal ediyorsunuz. İnsanları umutsuzluğa sürüklüyorsunuz. Umut veriyorsunuz ilk önce ama karar günü geldiğinde haydi herkes umutsuz. Yani şu ülke bir liman gibi. Buraya başbakanı gelir, cumhurbaşkanı gelir. O makam, bu makam, şu bakanlık, bilmem ne, milletvekili falan filan işte müdürlükler. Yani bir şey gibidir böyle. Yat limanı olur ya böyle küçük küçük yatlar gelir gider sürekli yüzlerce binlerce tekne, kayık her neyse hepsi orada vardır. Ama bu marinanın yani o yat limanının girişinde iki tane koca bir küflü enkaz gibi iki tane gemi duruyor. Girişi engelliyorsunuz, çıkışı engelliyorsunuz. Neyse siyasete döndü yine de bu konuda da bayağı bir öfkeliyim. Neyse yani halkı umutsuzluğa itmek yani bırakın ya gidin. Edip Yüksel'in 19 mucizesine ne dersin? Evet ne derim şimdi? Ha, konumuzla ilgili bak güzel bir soru. Edip Yüksel'in şeyine bakalım. 19, 19, 19. 19. Evet. Evet, şurada zaten vardı. İngiltere Hristiyanlığı da İslam gibi kötü mü sence? Alakası yok. Ne oldu? Silindi yazık. Neyse. Okumak lazım ama içeriğini bilmeden eleştirmek keyifli olmuyor. Evet. Şimdi arkadaşlar her ülkede her ülkeyi aynı bizim gibi görmeyin. Çünkü mesela örneğin herhangi bir Avrupa ülkesinde yani o batılı dediğimiz devletlerde seçim zamanı burada şeyler görmüyorsunuz öyle. Otobüslerle bangır bangır hoparlörler insanın kulağını, beynini şey edip atan, ifade eden gürültüler, sesler, gereksiz o çöp yığınları, binlerce, milyonlarca bayrak, kağıt parçası, plastiği, çöpü, bilmem neyi Avrupa ülkelerinde görmüyorsunuz. Adamlar seçim zamanı geliyor. Zaten seçim ne zaman olacağını biliyorlar. Televizyonda kimin ne olduğu belirli. Herkese eşit zamanda konuşma. Bir de bunların seçim öncesi bir toplantılar olur. Herkes birbirine tartışır. Yani lider olan insanlar, liderler. Halk da zamanla zaten tanır. Tanımayan da onları izler, tanır ama ben burada ilk zamanlar yani dedim burada şey yok mu? Yarın seçim var şey diyor. 2-3 hafta sonra seçim var. Daha bir tane otobüs görmedim. Bir tane o bangır bangır hoparlörler, cırtlak pis o şeyler, insanı tiksindiren, rahatsız eden sesler, gürültüler. Dedim neden yok burada bunlar? Adamlar diyor ki yani herkesin söylediği şey hemen hemen aynı. Ya başa kim gelirse diyor bu ülkenin anayasasına uymak zorunda diyor. Bu ülkenin kültür yapısına uymak zorunda diyor. Yani fark etmez aslında diyor. Ama tabii çok küçük farklar var işte. Birisi muhafazakarmış, öteki bilmem neymiş, öteki biraz şey gibi görünebilir. Ne bileyim, her neyse anladınız. Yani fazla bir fark yok. Başa ama fark olsa bile başa kim gelirse gelsin bu ülkenin şeyine uymak zorunda. Yoksa o adam zaten orada tutunamaz. Zaten herhangi bir o yolsuzluk, rüşvetmiş, şuymuş, buymuş veyahut da yüz kızartıcı herhangi bir suç işleyen olduğu zaman zaten siyaset koltuğunu bir daha göremez zaten. Zaten kendileri istifa ederler ya. Çünkü insanlarda onur, gurur, utanç diye bir şey var. Gelişmiş insanlarda yani gelişmiş insan olmak sadece zeka, IQ olarak yüksek olmak değil. Biraz da karakter olarak, dürüstlük olarak da gelişmişlik şart. Batılı ülkeler bundan nasibini almış. Bizimkiler hala da yerinde sayıyor. Hatta geriye bile gidiyoruz artık. Geriye gitmenin işaretlerini gördük. Adamlar koltuk sevdası bilmem ya adam bir partide bir koltuk kapmak için karısının başını kapatıyor. Kendisi sakal bırakıyor. Camiye gidiyor, cumaya gidiyor. Bir şeyler yapıyor. Yani halkına bir dini görüntü vermeye çalışıyor. Ha, ben de bak işte sizdenim manasında. Kazanamayınca seçimde. Ertesi günü karısı başını açıyor. Kendisi sakalını kesiyor. Bilmem ne. Eski haline dönüyor adam. Ne oldu? Kazanamadı da ondan. Veyahut da bir itiraz geldi adama bir şey oldu. Aga, ben şu ısıtıcı bir açayım ya. Çok soğuk.
Bir saniye arkadaşlar, hemen geliyorum. Çok az bir gaz kaldı. Onu da kullanırız. Kullanalım. Evet, kusura bakmayın arkadaşlar. Isıtıcıyı biraz açtım. Dışarıda kar yağışı başladı herhalde. Neyse. Ne diyordum ben? Yaz tam benim dediğimi doğruladı. Vallahi ne dedim ben, unuttum işte. Ha, şey, siyasetten bahsediyoruz değil mi? Yani adamlar koltuğuna yapışıyor. Adamlar yani bir şekil değişebiliyor. Bu adamlardan bir şey beklemeyin. Halkın istediği yönde bir şeyler var, bir umutlar var. Bazıları o yol, hani halkın yolundaymış gibi görünüyor ama gerçekte bakıyorsun olaylar tam tersi. Para, güç, din ekseni. Yani bu işler böyle. Adam bir yerde makam kapabilmek için şeklini, şemalini, görüntüsünü değiştiriyor. İlyas abi yeni geldim. Nasılsın? Sağ ol, hoş geldin. Darvinci Maymun. Zaten yeni başladık. Yeni değil de bayağı oldu ya. Yani bir konuş, pardon arkadaşlar. Konuştuk, yardırdık, gidiyorsa. Oha, yarım saat olmuş bile. Aga, zaman nasıl geçiyor bilmiyorum. Geçen gün 4 saat konuşmuşum ya. Bir de demiştim. Yok, uzun tutmayacağım falan filan diye. Ne adamız lan. Neyse, şey diyorduk arkadaşlar. Konumuza gelelim yavaş yavaş. Sayısal mucizeler. Heh. Tamam, sağ ol Friedrich Nietzsche. Şimdi bir arkadaş şey sormuştu, Edip Yüksel'in 19 şeyin hakkında ne düşünüyorsun diye. O şeyi açtım, şimdi ekrana vereyim onu size arkadaşlar. Sayfayı. Ha. Görünüyor değil mi arkadaşlar? Ha, geldi tamam ekrana. Ben kendi şeyimden görüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu 19.org. Tamam, Edip abi iyi insandır, hoş insandır. Fakat dedim ya, dini anlatma konusunda katılmadığım çok çok şey var. Yani neredeyse 99, 100 tane şey anlatıyorsa 99'una katılmıyorum. Biri de şüpheli. Çünkü nasıl diyeyim size, şimdi size mesela şöyle bir resim. Mesela burada Hindu insanlar var. Şimdi bu insan, mesela bu Hindular kendi dinini size anlatırken bakın doğru değildir. Veyahut da yanlış inanıyorlardır, yanlış yoldadır. O ayrı konu. Fakat bu insanlar size dinlerini, dinler hakkında bir bilgi verirken neye inanıyorlarsa, dinlerinde ne varsa onu söylerler size. İşte benimki dinimde şu şöyledir, bu böyledir. İşte Hindu dilinde bilmem ne kelimenin şu kadar manası vardır. Bizim kitapta bu böyle böyle. Ben bunları duymuyorum hiç. Ya, mutlaka vardır da. Ama modernist kesim deyince aklımıza ilk önce İslam geliyor. İslam'da yani kimse İslamcıların eline su dökemez bu konuda. 30 dakikada ne? 30 dakikada hiçbir şey anlatmadık ya. 30 dakikada bir giriş yaptık. Evet, şu anda bayağı bir katılımcı var zaten. Geldiler sağ olsunlar. Şey, neyse konumuza geliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın. 19 kodu. Edip abimiz burada yazmış. Gerçi bu Edip Yüksel'in kendi fikri değil. Reşat Halife dediği o arkadaşım dediği adam böyle böyle bir şey buldu, iddia etti. Fakat bunların çoğu o iddiaları kendileri tek tek kontrol edip acaba öyle midir deyip de baktıklarını zannetmiyorum. Ha, belki Edip abi bakmıştır etmiştir ama fakat aradan 30 yıl geçmesine rağmen hala da aynı yolda gidiyorlar. Şimdi bu insanlar artık yani bir şeylerin farkına varsalar bile veyahut da gittikleri yolun yanlış olduğunu görseler bile bu yoldan bu saatten sonra çıkmaları imkansız. Çünkü adam 30 yıldır kitap yazmış, kitaplar yazmış. Bu işin içinde bu davada mücadele etmiş insan. Yani şimdi o kadar sen ömrünü bu işe vermişsin, bir kitle edinmişsin yani kendine bir kitle edinmişsin ve bu yolda bir kariyer sahibi olmaya çalışmışsın. Yani bir isim yapmışsın, ün salmışsın. Bu saatten sonra da yanılmışım dersen o senin 30 yıllık şeyin çöpe gider. Katılımcıların, senin takipçilerin, onlar bir hayal kırıklığına gol yemiş taraftar gibi bakarlar. O yazdığın kitaplarına hiçbir değeri kalmaz. Hepsi çöpe gider.
Bu saatten sonra artık yani ne yapılır ne bileyim bilmiyorum. Otogarda lahmacun mu satarsın? Ne yani örnek verdim sadece tabii Edip Yüksel'in mutlaka yaptığı diğer işler vardır fakat Edip Yüksel muhabbetinden bıktım artık. Yani yok bir arkadaş sormuştu da oradan şey yaptık. Dedik. Şimdi konu Edip Yüksel değil. Edip Yüksel'in kendisi değil. Çünkü daima söylüyoruz insan olabilir o ayrı. Ama dini anlatma konusunda katılmıyoruz. Bakın. Şimdi ne demiş burada mesela? Ay yani şeher kelimesi Kur'an'da 12 kez geçer. Gün 365 kez geçer. Bunları ben araştırdım arkadaşlar defalarca acaba yanıldım mı diye. Aradan birkaç yıl geçiyor yine karşımıza böyle şeyler çıkıyor. Araştırıyoruz ediyoruz da bir türlü şu kelimelerin bir tanesi tutmuyor. Acaba diyorum bizim Arapça mı arattırmamız mı yanlış falan filan. Aga çıkmıyor. Yani zaten İngilizce, Türkçe veyahut da bir başka dilden arattırma yapılmaz. Çünkü Türkçe mesela arattırsan adam oraya ayetin Arapçasını birebir çevirmediği için çünkü kendi fantezisini veyahut da kendi düşüncesini de Kur'an çevirisine, mealine koyduğu için size tam sonuç vermez. Örneğin Kur'an'da diyor ki işte kötü yola sapanlar falan filan ama adam bunu mealde şeytanın yolundan gidenler diye çevirebilir. Şimdi sen şeytan diye kelime arattırdığın zaman Kur'an'da Türkçe bu adamın o yorumu çıkacak ama aslında Kur'an'da şeytan geçmiyor o ayetin içinde. Hani bir örnek verdim sadece. Abi ben de arattım hepsi yanlış. Şimdi tamam bir de aratırız gözünüzün önünde yaparız her şeyi. Şimdi arkadaşlar bu Edip Yüksel'in yaptığı yani sadece Edip Yüksel'e mahsus bir şey değil. Kur'an'da gün kelimesi tek formlarda 441 geçiyor. 441 defa geçiyor. Evet doğru ben de arattırdım. 400'ün altına hiç inmedi. Yani yevm kelimesi yani tekil olarak gün kelimesi 400 küsur. Yevmeyn yani 2 gün anlamında onu da kat içine. Hatta günler onu da kat. Eyyam. Sayı daha da artıyor. Yani toplam 440'a kadar geliyor. Yani bu 365 nereden geliyor bilen yok. İslami sitelere göre bu sayılar tamamen yanlışlıktır. Yanlışlıkla bakın Edip Yüksel'in 19.org sitesinde söyleyemedim. Hala var. Ve hala da savunuyor. Geçen gün yaptığı bir canlı yayın şey vardı. Videosu bildirim geldi. Şöyle tıkladım. Bir 5-10 dakika mı? Yani arka planda ses olsun çünkü başka şeylerle ilgilendiğim için orada ekranda. Bir baktım şeyden bahsediyor işte şu kadar kelime şey şu kelime şu kadar sayıda geçiyor. Mesela şey orada ne diyordu? Şeytanla melek 88 defa geçiyor demişti. Daha geçenlerde yani bunlar eski falan değil. Geçenlerde 30 yıl şu önce söylediklerimin aynısı hala devam. Şimdi bakalım arkadaşlar yani bu Edip Yüksel'e ait bir şey değil. Mesela şurada bir site vardı şöyle İngilizce. The Numerical Miracle in the Holy Quran. Kur'an'da rakamsal mucizeler. Bak, bir de mucize diyorlar ya mucize. Mucize var aga. Bakalım. Hayat kelimesi 145 defa. Maud yani ölüm kelimesi. 145 defa Maud. Al-Maud. Türkçe'ye mevta kelimesi oradan geliyor. Al-Maud. Ölüm. 145 tane. Melaike. Yani melekler. Meleğin çoğulu. Melaike. 88 defa. Al-Şeyatin. Şeytan. 88 defa. Şimdi arkadaşlar. Bunlar bir tane değil. Yani çok var çok. Şimdi tek tek hepsini şey yapmaya gerek yok. Mesela. İstatistiki mucizeler. Kur'an'daki istatistik mucizeler. Bunlar ne diyor? Bunlar aga ne diyormuş burada? Al dünya world yani dünya kelimesi 115 defa, ahiret kelimesi 115 defa. Şimdi üşenmeyelim, pardon üşenmeyelim arkadaşlar. Kur'an search yani Kur'an araştırma, arama buradan kelime istediğiniz kelime arattırabilirsiniz. Şimdi tabii İngilizce falan yapmayacağız. Şunu bir Arapçaya getirelim ilk önce Arapça. Şimdi mesela ne vardı? Dur şunu kapatayım çıkmasın karşımıza. Ha, ekranda gördüğünüz gibi mesela şu, al dünya. Şimdi al dünyayı arattıralım.
Ha, bizim Arapça şey yok. Klavye. Şuradan mecburen bunu açacağız arkadaşlar. Şimdi al dünya. Gözünüzün önünde al dünya yazalım arkadaşlar. Şunu silelim. Ekranda görünüyor değil mi arkadaşlar hepimiz? Açık bir şekilde görüyoruz. Şimdi gözünüzün önünde al dünya yazıp atacağız. Ne diyor çünkü burada? Bakın. İstatistik mucizeler deyince adam Arapçasını da yani Arapçasını vermiyor da Arapça okunuşunu veriyor. Al dünya. Al İngilizce'de the. Yani buradaki al bunun manası the. İngilizce'deki the. Yani ilah manasındaki o tanrı manasındaki al değil. The dünya. The world. Zaten İngilizcesini söylemiş burada. This world. Neyse. Şimdi al dünya yazalım arkadaşlar. Şuraya. Al D nerede? D. Aldım ya. Evet. Şu al dünya arkadaşlar. Şunu kopyalıyorum. Bakın aynen gözünüzün önünde kopyalıyorum. Hatta size inanmayan bazı arkadaşlar yine olabilir. Onlara da şey açalım şöyle. Google çevirden açalım. Google çeviri. Şuraya yapıştırdık. Şimdi Arapça yapalım da Arapça oldu anlasın. Ha bakın. Büyütme gerek var mı arkadaşlar? Al dünya. Al dünyanın yazılışı Arapça şeyde yazdık. Neyse. Şu al dünya yazdık. Bakın kopyalıyorum. Kopyala ve Kur'an araştırma Arapça Kur'an sayfasına dönüyorum arkadaşlar. Evet, gözünüzün önünde şuraya burada istediğiniz kelimeyi arattırabilirsiniz. Şuraya yapıştır dedik. Ve ara dedik. Al dünya. Dünya kelimesi. Bakın bütün kelimelerde 111 defa çıktı. Ne diyordu? Edip Yüksel'in 14 10 şey 14 veriyor. 19 org sitesi miydi? Neydi? Veyahut da diğer site. Ha. Dünya kelimesi dünya ve ahiret kelimesi eşit sayıda yani 115 defa geçiyor demiş. Bir başka site İngilizce dünya kelimesi 115 defa. Bakın bunlar birbirinin kopyası zaten. Hepsi tek tek araştırıp saymış da bu rakamları bulmuş değil. Şimdi 115 defa ama sonuç ne çıktı? Nerede bizim İngilizce şeyimiz? Ha, bakın. Sonuç ne çıktı? 111 defa al dünya kelimesi. Bakın Arapça arattırıyorum. İngilizce falan değil. Türkçe falan değil. Her şey gözünüzün önünde. Bir saniye şu chat yorumlarına bakayım. Gözüm orada olsun diye. İyi görünüyor. Ekran okunuyor. Tamam. Ekran görünüyorsa güzel. Bakın 111 defa. Dur sen değil abi. Sen şurada şey yap. Heh. 111 defa. Kelimenin aynısı. Bak exact phrase yani. Aynen. Bu kelime. Geçtiği yer. Onu da arattıralım. 107 defa. Yani bu alı filan şey yapmayabilir. Yani pardon al kelimesi dahil. 107. Any word yani bu kelimeyle ilgili herhangi bir şey. Bunun herekesi, merkezi, noktalama işareti aldığı ekler filan ayrı. Bu kelime içinde olduğu müddetçe herhangi bir word. Bakın any word arattır. Dünya kelimesi. 111 defa. 111 defa arkadaşlar 111. Hani niye yalan söylüyorsunuz burada? Neredeydi o? Ha, dünya ve ahiret kelimesi 115 defa geçiyor diye. Niye yalan söylüyorsunuz? 111 defa geçiyor. 111 arkadaşım. 111 buyurun bak. Öteki kelimemiz neydi? Ahiret. Şimdi Arapça şeyimizi açalım yine. Klavyemizi. Şu dünyayı silaga. Neydi Arapça? Ha. Al ahira. Ahira. Yani ahiret demek bu. Al ahira. Al ahira. Yani sade kelime. Al ahira. Şey, Arapçanın sade hali. Al ahira. Arattıralım hadi.
Yazalım şuraya. Yok, he olmaz. Ahira olacak. Elifle yok, elif olmaz. Ahira. Şu olur. Ahira. Bakın bu ahire böyle yazılır arkadaşlar. Ekranda görünüyor değil mi? Bakın kopyalıyorum. Kopyala. İsterseniz Google Translate şeyinden de onaylatabiliriz. Bakın şuraya kopyalıyorum. Şey yapıştırıyorum. Hereafter yani ahiret. Bakın afterlife. Al ahira. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Herhangi bir hile, hurda, ıvır, zıvır yok. Şunu biraz da büyüteyim. Görünmeyen arkadaşlar da görsünler. Bakın al ahira dedi. Al ahira. Elif, lam, elif, h, r ve a. Al ahira. Zaten şeyde orada yazıyor. İngilizce, Türkçesini şey yapalım. Şimdi dur. Türkçe, Türkçe. Aha, çok büyüttük de ekran sığdıramıyor. Biraz küçültelim. Ha, şöyle daha iyi. Yani sonuçta görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şunu Türkçe yapalım. Ha, Türkçe. Son olarak şey yapmış. Tabii son ahiret aynı şey ama İngilizce daha şeye göre. Afterlife. Afterworld. Yani öbür dünya. Öbür hayat. Hereafter. Yani bundan sonraki hayat. Anlamında. Al ahire. Anladınız mı arkadaşlar? Bakın. Al ahire. Yazdık buraya. Kopyala. Kopyala. Git Kur'an sayfasına, yapıştır buraya. Bakın, al ahira. Arattır, oynat Uğurcuğum. Kaç defa çıktı? 110 defa. Bu kelimeli ilgisi olan bütün kelimeler, bu kelimeli ilgisi olan. Yani al eki eklenmiş, eklenmemiş, üzerine herekesi şu olmuş, ötekisinde bu olmuş, ne bileyim, ahireti olmuş, ahiretin olmuş, ahiretinden olmuş, fark etmez. Aldığı ekler hepsi 110 defa. Exact phrase dedi yani İngilizce'de exact phrase yani kelimenin tam bu manasında kullanılan yer al ahira. Onu arattırıyoruz arkadaşlar şimdi. 67 defa çıktı. 67 defa. Neymiş? 67 defa çıktı. Hani 115'ti? Dünya kaç defa çıktı? 111 defa. Bu 67 defa. Veyahut da 100 kaçtı o? Ekranı yine verelim de tekrar görsünler arkadaşlar. Ha, 115'er defadı ama çıkmadı. Alakası yok. Alakası yok. Any word dedik. Yine arattırdık yani. Bu kelimeli ilgisi olan ne varsa o böyle 110'u geçmedi. Bakın Arapça Kur'an arkadaşlar bu. Evet yorumlara bakalım. Hep fırıldak. Evet 88 deyince aklıma ilk o geliyor. Ne falan filan. Bakın bu bir örnek yani şey bir iddiasına cevap. Dünya ve ahiret kelimesi eşit miktarda geçmiyor. 115 defa da geçmiyor. Alakası yok. Bütün yani varyasyonlarıyla birlikte arattırdık. Şu kelimenin bir tanesi tutmadı arkadaşlar. Elinize bakın Arapçadan 99 yazıyor Allah'ın isimleri. Evet gelelim şimdi ikinci şeye. Melaike. Al melaike yani melekler. Melek en şey demek melek bizdeki. Melaike çoğul oluyor. Melaike 88 defa geçiyormuş arkadaşlar. 88 defa geçiyormuş melaike. Evet getirelim bizim klavyemizi Arapça. Kendi klavyemiz olmadığı için böyle online klavye kullanıyorum. Al melaike. Elif, lam, yok o he ya. Dur, geri nasıl oluyor? Ha. Al melaike. Ha şu, me. Gözler, keşke gözüm bitsin. Melaike. Ki harfi ne oluyor? Neredesin ki?
Al melaike. Al melaike. Yok, bu Malk oldu. Bak, şurada bir i harfi olacaktı. Melaike. Al melaike arkadaşlar. Kopyala. Yine gidelim Google şeyimize. Yapıştır. Ha. Melika yazmış. Yok lan, Melika değil. Ma bu. Ha, İngilizce öyle diyor. Neyse. Al melaike arkadaşlar. Yorumlar bakalım ya. Görüntü. Ha, giriyormuş, tamam. Şimdi bakın. Al melaike. Öyle yumuşmuşuz biz ya. Lan. Ha, şimdi oldu. Şimdi oldu. Evet, bakın kopyala. Doğrusunu yazalım da yanlış olmasın. Malik. Bir dakika, şuraya ben Angel yazalım. Arapça bu şey alışık değilim ben. Ha, bakın arkadaşlar, görünüyor değil mi? Al melaike. Al melaike bu. Kopyala. Şeye bakalım. Görünüyor değil mi arkadaşlar? Herhangi bir sorun yok. Evet, tamam. Bir dakika, benim şey nerede? Chat. Ha. Mucize. Tulpa, cidden öyle bir şey var. Neyse. Yani kopyaladık arkadaşlar. Gidelim bizim İngilizce arattırma şeyini, Arapça sitesini. Bakın, melaike yazdık. Yapıştırdık. Aynı kelimesini arattırdığım zaman aynen bu kelime. Bakın. Kaç defa çıktı? 38 defa. Alma. Doğru yazmış, tamam. Şimdi doğru. Al melaike. 38 defa geçti. Evet. Herhangi bir şey, herhangi bir kelime, bu kelimeyle ilişkili ek almış almamış fark etmez. Kaç defa geçiyor? 53 defa. Yani şey derler ya, böyle suyunu sıksan, aha, bütün aldığı ekleri falan hepsini dahil et. 53'ü geçmiyor arkadaşlar. Ama neydi? Neydi iddiamız? Şey, bizim modernist İslamcıların iddiaları, 19. yılların rakamsal mucizecilerin iddiası neydi? Melek kelimesi kaç defa geçiyormuş? Nerede o? Ha, al malaike. Angels. 88 defa. 88 defa geçmiyormuş. Kaç defa geçiyormuş? Gördük. Çıksana. Neredesin? Ha. Kaç defa? 53 defa geçiyormuş. 88 nerede? 53 nerede? Alakası yok. Peki. Ne diyordu? Yine bizim modernistler. Melek kelimesi 88 defa geçiyor. Şeytan kelimesi de 88 defa geçiyor. Bak şu Allah'ın hikmetine demeye getiriyorlar. Bakalım şimdi. Şeytan kelimesini arattırıyoruz. Burada al şeyatin. Şimdi şeyatin kelimesini yazalım. Şunu silelim. Melaike silelim. Al şeyatin. Aynen yazıyoruz. İyi ki orada Arapça okunuşunu vermişler. Çünkü ne arattıracağım, neyi nasıl arattıracağımızı söylemişler. Ne güzel bak. Ama gerek yok. Al şeyatın nasıl yazılıyor onu da biliyoruz. A, al, şey, şeyatın, şeya, ne olur? Şeytan, yok şeytan tek ya, şeyatın. Şöyle olması lazım. Al, şeya, şeyatın. Tin var mı? Tin. Ne harfini bulalım. Umarım yanlış yazmamışızdır. Al şeyatin. Bakın arkadaşlar, burada al şeyatin yazıyor. Kopyala. Kopyala. Git bizim Google şeyimize. Arapça. Şuraya yapıştır. Bakın kopyaladık, yapıştırdık. Demons. Şeytan. Şeytanlar. Bakın zaten burada çıktı. Bak, ekranda görünüyor değil mi? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Satan. Yani Devil. Lucifer. Neyse. Kelime doğru yazmış. Çünkü hem onaylattırmak için şey yapıyorum buradan, hem de
karşılığı çıksın diye. Abi, Türkçesini niye vermiyor? Türkçe devils mi? Ne oldu mu? Evet, Türkçe çeviremiyorlar. Abi. Neyse. Şimdi şu al şeyatin arkadaşlar. Bakın zaten burada da yazıyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Herhangi bir sorun yok. Al şeyatin. Yani şeytanlar. Kopyala. Zaten kopyalamıştık klavyemizden. Gidelim İngilizce arattırma sitesine. Nerede daha? Evet, arama butonunu koyuyoruz, yapıştırıyoruz. Al şeyatin. Aynı kelime bakalım kaç tane var. Şimdi melek kelimesi 88 demişlerdi. 53'te kaldı. 63 mi 53 mi öyle bir şeydi. Şeytan kelimesi yani al şeyatin. Şeytanlar kelimesi. 8 defa çıktı arkadaşlar. Peki bu kelimeyle ilgisi olan o herekesi, merekesi şöyle eksiği, fazlası önemli değil. Bu harfleri olan bütün kelimeleri arattır. Bütün kelimeler bakın. All words. Search. Burada 8'den fazla olacak tabii haliyle. Çünkü bu kelimeyle alakası olan. Bakın 14'e geçmedi. Şimdi bir de şeytan kelimesi var arkadaşlar. Yani bu şeyatın bu çoğuluydu. Şeytan kelimesini de şey yapalım. Onu da aratalım hadi. Eksik kusur kalmasın. Al şeytan. Al nasıl yazalım? Yani şey al şeytan elif. Evet bu al şeytan olması lazım. Şeytan. Evet. Sorun değil. Onaylattırırız. Nerede Google Translate çeviri amcamız? Şeytan değil de. Şeytanlar yaptık sana bak. Ha, al şeytan. Bakın evil çıktı. Demek ki doğru harfimiz. Hiç kurcalamadan gidiyoruz sitemize. Şeytan kelimesi. Yapıştır. Yürü. O bile 56 defa çıktı. Bu bütün kelimeler yani o bizim az önceki arattırdığımız dahildi. Yani şeytanlar buna dahildir arkadaşlar. Bütün bu kelimeyle ilgisi olan şeyler bu. Hepsi kelimenin aynısı exact phrase dediğimiz aynısını şey yaparsak daha az çıkması lazım. Yok çıkmadı 56 demek ki bu al şeytan tekil halde hiçbir ek almadan aynen bu şekilde bir sürü ayette geçiyormuş. Toplam 56. Hani 88'di? Hani melek 88'di, şeytan 88'di? Gördünüz mü arkadaşlar? Yani kendiniz arattırınca neler neler çıkıyor. Başka ne diyorlar? Al hayat, life. Hayat kelimesi 145 defa. Al maut, yani ölüm kelimesi 145 defa. Allah Allah. Bak şu Allah'ın hikmetine, bak şu Allah'ın mucizesine. Bakalım. Bakalım adam. Nerede bizim klavyemiz? Klavye amca gel buraya. Geldik. Şimdi al hayat. Al hayat. Şuraya olmuş. Ha. Elif aldı mı? Almaz. Elif almaz. Hayat. Şöyle mi? T olmaz orada. Hayat. Al hayat. Evet. Bakın arkadaşlar kopyalıyoruz. Al hayat böyle yazılır zannediyorum. Sorun değil. Google amcamızdan bakarız. Öyle mi yazılıyor öyle değil mi? Yapıştır deriz. Ha çıktı bakın. Evet şak diye çıktı. Demek ki doğru yazmışız. Al hayat. Şu arkadaşlar bu A ve T'li bazen yer değişebilir. Kelimenin o ses şeyine bağlı. Mesela al hayat. Neyse. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Al hayat. Okunuşunda baktınız. Al hayat. Anlamı neymiş? Hayat. Life. Hayat. Aha, Türkçesi bu. Neyse. Kopyalıyoruz. Kopyalama gerek yok. Az önce kopyaladık da buraya koyduk. Bakın. Paste yaptığımızda yani yapıştırdığımızda bir çıkı çıkıyor. Gidelim Kur'an'ımıza şimdi. Bakalım. Neymiş? İddialı. 145 defa. 145 defa çıkacak mı? Evet. Bakın Arapça arattırınca arkadaşlar hepsi her şey şakır şakır meydanda oluyor. Yapıştır. Al hayat arattır. Aynı kelime olduğu gibi arattırınca 62 defa çıkıyor.
Aga hani 145'ti? Niye bu 62 verdi şimdi bize? Ha? All words, yani bu kelimeyle ilgisi olan her şeyi arattırdığımızda bakalım kaç tane fazla çıkması lazım. Aldığı ekler, harekeler falan, ya iki tane fazla çıktı. Neyse. Bakın 64 defa çıktı. Aga bu 111, sen nereden buldun da bu şey 145'i neden buraya getirdin sen? Bilinmiyor. Allah'ın hikmeti. Almav'da bakalım ölüm kelimesi. Mevta, ölüm. Almaut. Klavyemizi açalım. Biraz zamanınızı alıyorum ama bu işler, bunlar önemli arkadaşlar şimdi. Ne diyordu orada? Bir dakika. Maut mu? Almaut mu? Nasıl aratacağımızı? Ha. Al maut. Yani ölüm. Bakın gördünüz değil mi arkadaşlar? Gördünüz. Klavyemizi açıyoruz. Elif, lam, maut. Maut. Olması lazım. Sanırım böyle yazılması lazım. Mount. Önemli değil. Kopyalarız. Kopyala. Okurken rahat okunuyor da yazarken acaba o kelime mi? Yani İngilizce de böyle. Yeni öğrenenler için özellikle. Ne yapıyoruz bize? Ha. Almak yazdık. Yapıştır dedik. Aa tamam bak. Aynen çıkmış arkadaşlar. Elif, lam, ma, u, t. Al maut. Mevta kelimesi bu işte. Ölüm. İngilizce. The death. Evet. Koyalım şimdi o kelimemizi Kur'an'ımıza. Bakalım kaç tane çıkacak. Nerede Kur'an'ımız? İngilizce. Arapça. Evet. Yapıştır diyoruz şuraya. Yapıştı. Bakın. Al maut. Görünüyor değil mi arkadaşlar? Al. Aynı yazdığımız gibi bakın. Al mount. Al mount. Arattır. Bütün kelimeler de 51 defa çıktı. 51 defa çıktı. Bu da tutmadı. Ne yapacağız şimdi? Siz niye böyle yapıyorsunuz İslamcılar? Exact words. Aynen bu kelime olduğu gibi kaç defa çıkacak bakalım. 34 defa çıktı. Yani taşı sıksan suyunu çıkarmaya çalışsan bakalım. Bakın anywhere, any. 51 aga. Bütün kelimeler ekli hepsi dahil 51. 51'i geçemedi işte. Yani devam et ki nereye kadar, nereye kadar? Aga, şuraya kadar yani yarısı tutmadı. Yarısı değil, gerçi birkaç tane yaptık. Men kelimesi 24 defa, kadın kelimesi 24 defa. Alakası yok. Benefit yani fayda kelimesi bu kadar, düzen bozukluk ne manada kullanılırsa artık bu kadar. İnsanlar kelimesi bu kadar, nebiler, peygamberler kelimesi bu kadar. 50'şer defa. Alakası yok. Alakası yok, alakası yok. Yani olsa ne olacak zaten, o ayrı bir konu da. Şimdi gelelim şeyimize, konumuza. Bu kadar şamata yeter. Değil mi arkadaşlar? Evet, yorumlara bakıyorum arkadaşlar. Var mı bu konuda yanlış yaptın, yanlış yazdın, yalan, sahte şeyler yapıyorsun diyen var mı arkadaşlar? Gözünüzün önünde yapıyorum yani. Bunu da siz de gidip araştırabilirsiniz. Hele hele Arapça biliyorsunuz veya bilmiyorsanız bile Arap harflerine tek tek o yazıp şeylere bakıp arattırabilirsiniz. Şimdi yev kelimesi şu kadar gün kelimesi arattırınca 365 defa. Alakası yok. Dur lan, ben ekranı niye bir şey yapayım, ha? Alakası yok. Arattırdık aga. Ben kime sorduysam adamların hepsi 400'ün üzerinde rakam veriyor herkes. Yevm kelimesi. Ya aga sen yevm kelimesi 365 defa geçiyorsa Kur'an'da, bu Araplar niye hala ay takviminde ısrar ediyorlar da güneş takvimi olan, yani güneşin o doğup batmasıyla bir gün olan takvim, bir yıl 365 değil. Arapların takvimi 10-11 gün eksiktir. Onlar ay takvimini kullanıyorlar. O zaman söyle bu Araplara, aga, o zaman yıl takvimini şey, güneş takvimini kullanın de, deyin. Neyse, onu işin ayrı şeyi de. Evet, bizimkiler herhalde kendi aralarında muhabbeti dalmışlar. Arkadaşlar konu sıkıcıysa bitirelim. Önemli değil. Fazla zamanınızı almayayım ben.
Konuyla ilgili var mı eklemek istediğin bir şey? Abi yayın 19'a kadar uzasın. Belki mucize olur. Yok. Bozkurt 354 gün. Ha, Arapların kullandığı ay takvimi 354 gün. Sen git bunu Araplara anlat. Araplara ikna et. Sen bak dedim ya az önce o Hindular şey yaptım. Hindu kadınlar dua ediyorlar, ibadet ediyorlar. Şimdi adamlar dinini sana anlatırken adam kendi kitabında, dininde, inancında, kültüründe, o şeyinde yani o din çantasında ne varsa sana onları gösterir değil mi? Bizim dinimiz şu, bizim dinimiz bu. Ama modernist İslam deyince aga bak adamlar yalanlara başvuruyorlar. Dinlerini kurtarmak için. Dinlerini kurtarmak için yalana sığınan bir insan şarlatandır benim nazarımda, benim gözümde. Bakın şunu şuraya alın mı? Bir şey göstermeyeceğiz herhalde bundan sonra. Gösteririz bunu. İki şey de göreyim yani. Yorumlarda ne oluyor, ne bitiyor. Yani dinin savunmak için işte orada dövün demiyor da boşayın diyor. Ya boşayın dese oraya Allah talak diye yazar zaten. Kaldı ki döv o darp kelimesini Kur'an'da arattır her yerde karşına vur çarp çıkar. Ha bir de şöyle kelimenin kökünden türeyen farklı manalar var. Mesela Türkçe'de de var. Kay kelimesinin bu kökten bir sürü kelime türetirsin sen. Kayak dersin, kaymak dersin, bilmem ne dersin, ne bileyim, kaygan, kaydırıcı. Yani bunların hepsi birbirine yakın manalardır ama kaya kelimesi de gelebilir. Kaya, taş demek ayrı bir şeydir, o isimdir. O kökten gelmiyor da. Yani farklı manalara gelen şeyler var. Bu her dilde vardır. Ama sen o kelimenin kökünden üç tane kelime, o üç harfi alıp da bu şu manaya geliyor dersen illa da bu manaya geliyor dersen o olmaz. Mesela darp kelimesi Arapçada DRB o üç harfle yazılır darp. Bunun kullandığı deyimler ayrı fakat kelimenin gerçek manası vardır bir de deyimler vardır. Deyimler ayrıdır. Şöyle ki mesela darp aslında yeryüzünü ezmek anlamında kullanılan bir deyimdir. Yani gezmek, dolaşmak. O manaya gelebilir darb. İsterseniz örnek de verelim. Bir de şöyle bir yemin veyahut da bir söz tutmak, sözünü şey söz tutmak değil de pardon neydi o? Örnek teşkil etmek manasında da kullanabilirsin sen bunu. Bu darb kelimesini. Örnek teşkil etmek yani gerçeği yüzüne çarpmak anlamında. Bu manada kullanabilirsin ama oradaki darb kelimesinin anlattığı yani gerçeği yüzüne vurdu deriz ya biz. Türkçe'de onun gibi bak. Yani işte böyle gerçeği yüzüne vururum. Böyle belgeleri çarparım. Belgeleri ortaya koyarım anlamında. Veya da karşılaştırırım anlamında. Ama kelimenin gerçek manası aga darp edimi vurmaktır. Onun başka bir açıklaması, başka bir şey yoktur. Kaldı ki boşanmakla zaten bir alakası yok. Üç tane belirli bir şey vardır. Birisi kelimenin gerçek manasıdır, özüdür, vur. İngilizce dersen hit ya da beat ne bileyim Almanca dersen schlag ya da schieß tüfek falan şey yapıyorsan schießen mesela Türkçe'de vur çarp darp et zaten darp kelimesi Türkçe'ye oradan geliyor darp et ama buradan türeyen kelimeleri sen alıp da kelimenin gerçek manası gibi gösteremezsin arkadaş veyahut da kelimenin 40 manası var ben hoşuma gideni alıp da rastgele beğendiğimi alıp da buraya koydum diyemezsin. Bir kitap böyle çevrilmez. Ben şimdi bakın 20 küsur yıldır İngilizce konuşan bir insanım. Ne bileyim 20 yıl önce benim Almancam çok çok daha iyiydi. Ben 20 yıldır neredeyse 20 yıldır Almanca konuşmayan bir insanım ama var kafada kalmış bir şeyler. Hala kitapta okuruz ederiz o ayrı. Ama birisi bana dese ki İlyas senin Almancan varmış, İngilizcen varmış. Al şu kitabı çevirin. Benim affedersiniz kıçım yemez yani. Yani %90 şey %98-99 İngilizce tamam anlarız ederiz ama kitap çevirmek deyince acaba orada bir hata yapabilirim. Okuyucuyu yanlış yöneltebilirim. Kelimenin manasını bozabilirim diye bir şey vardır insanda. Çekincesi olması lazım. Kaldı ki Arapça bilmeyen bir insan şimdi ben hiçbir zaman Arapça biliyorum demedim. Ha, Arap harflerini biliriz, okuruz, ederiz o ayrı. Kelimelerin manasını birkaç şey bildiğimiz manaları var. Çünkü bu işin içindeyiz, araştırdığımız şey. Ama abi Almanca seviyen kaç?
Jetzt ich spreche Deutsch ein klein bisschen, aber seit 20 Jahren ich habe kein Wort Deutsch gesprochen. Hast du mich verstanden? Almanca bilenler varsa hemen açıklasınlar, şey yapsınlar. O kadar. Yani 20 yıldır konuşmuyorum. Aşağı yukarı 20 yıldır Almanca konuşmadığım için köreldi. Wie alt bist du? Ich bin 46 Jahre alt. Friedrich Nietzsche. Wie alt bist du? Kaç yaşındasın diye sormuş. Ya. Edip Yüksel'e hodri meydanı. Türkçe seviyen kaçtır abi? Türkçe seviyen %99 değil. Hiçbir dili yüz, yani %100 o kadar şey söyleme gerek yok. Benim konuştuğumu anlıyor musunuz? Ich hab dich schon verstanden, İlyas abi. Danke, danke, danke. Du hast mich verstanden. Ich hab dich verstanden. Evet, gayet güzel Almanca. Aber mehr als 20 Jahre ich habe kein Wort Deutsch gesprochen. Ya ich auch. Neyse şimdi Almanca taktık ayıp olacak arkadaşlar. Yani 20 yıldır ben Almanca ile haşır neşir olmayan bir insanım. Abi hem Almanca hem İngilizce öğrenip. Ya Almanca, İngilizce tabii benim önceki yıllarımda yani 20-25 yıl önceki yıllarımda gerekliydi bu. Neden? Çünkü iş arıyordum. Aga benim olduğum yer turizm yeri olduğu için Kuşadası ne bileyim bilmem ne. Yani benim memleketim orası. Aydın'ız sonuçta. Yani Almanca devam ediyoruz. Nein, nein, nein. Wir können nicht Deutsch sprechen in hier. Wir haben viele Gäste. Ja, Sie können nicht Deutsch sprechen hier. Sie können uns nicht verstehen. İlyas kardeşim Muhammed'in peygamber olmadan önce kaç eşi vardı bilgin? Muhammed'in peygamber olmadan önce bir tane eşi vardı, Hatice. Zaten ondan başka olamazdı, yemezdi yani. Biraz zor. Neyse konuyu şey yapmayalım şimdi fazla. Dallandırıp budaklandırmayalım. Yani dil öğrenin arkadaşlar. Dil öğrenmek nedir? Bir dil öğrendiniz mi? Önünüze bir kütüphane dolusu o kitapları anlayabilme kabiliyeti doğmuş oluyor. Bir başka dil öğrendiniz, bir başka ülkenin kültürü, dili, kitabı neyse bir kütüphanede orada vardır demektir arkadaşlar. Evet, zordur ama kendimizi de idare etsek yeter. Neyse. Yorumlarla böyle okunca gözüm kayıyor bazen. Konuyla ilgisi bir şey olabiliyor. Kusura bakmayın. Ne diyordum mir aus kein Problem, İlyas. Abi, rede doch weiter auf Deutsch. Nein, nein, nein. Ich kann nicht Deutsch sprechen. Das ist genug. Genug. Yeter. Enough. Enough is enough. Abi yurt dışında yaşamak için level İngilizce. Ama hangi ülkeye gideceksiniz o ülkenin dilini öğreneceksiniz arkadaşlar. Ben Yunanistan'da 2 yıla yakın yaşadım. Yani yaşadım derken o turist olarak gidip gelmedim. Orada çalıştım. Orada tanıştık, ettik, dost edindik, komşu, yani arkadaşlarımız oldu. Çünkü çalışıyorum orada. Hiçbir şeye karışmadı böyle. Anlaşmazlık falan yok. Gayet iyi insanlar. Sen iyi olunca onlar da iyi oluyor. Onların yani cenazesine gittik, düğünlerine gittik, ne bileyim bir kültür bir şey. Onun adamların yazılarını okumaya başladım. İnsan edebini tutturabildiği bir şey hiç mi? Ya tutturabildiği şöyle, iyi yönde yani bu dini iyi yönde yontma şeyini takdirle karşılıyorum. Ama bu din hakkında bilgi verip de bakın şimdi bizim ülkemizdeki insanlar Edip Yüksel'in seslendiği kitle bellidir. Edip Yüksel yobaza bilmem neye seslenmez. Onları zaten şey yapar, yerin dibine vurur. İyi de yapar yani. Güzel ama Edip Yüksel'in seslendiği kitle ne bileyim böyle modern kafada olan insanlar. Ama okumamış, araştırmamış. Bu dinle zaten hiçbir alakası olmayan insanlar. Ama inançlı. Onlara bir yani aman bu dinden kimse çıkmasın, bu dini kimse terk etmesin diye uğraşan bir insan herhalde. Bilmiyorum ama zaten çünkü bu dinin gerçek olduğunu, doğru olduğunu, güzel olduğunu kanıtlama çabasında olan bir insan. Biz, pardon arkadaşlar, çok affedersiniz, çaydan bir geğirti oldu. Kusura bakmayın. Yani bak, iyi insan olması ayrı. Onlar iyi insanlar. Ben bin tane Müslümana değişmem. Edip abi ama şimdi bir dini anlatırken bana bu dinin doğru bilgisini bana verilmesini isterim ben.
bana kim bu dini anlatıyorsa, bir Hindu bana dini anlatıyorsa, o dini kitabında ne var, inancı nedir, inandığı tanrı nedir, ne bileyim, neyse işte, onu anlatıyor adam. Ben o adama inanmak isterim. Ha, adam inanıyor. Ha, adamın dinine inanmamak o ayrı bir şey. Adamın dini yanlış da olabilir. Putperest, mutperest ne dersin de o ayrı. Ama bu adam sana dinini anlatıyor. Sen o din hakkında bilgi almak için o adamı dinliyorsan o adamı dinleyeceksin. Ama şimdi modernize İslamcı sana işte Kur'an'da şeytan 88 defa, melek 88 defa geçiyor. Bak ne kadar düzenli. Bitmediği gün kelimesi 365 defa, ay kelimesi 12 defa. Ne bileyim, hayat kelimesiyle ne o? Ölüm kelimesi eşit miktarda şu kadar şu kadar geçiyor. Dersen, ha sen bu dini, bu kitabı, bu Arapçayı bilmem ne bilmeyen insana yutturabilirsin. Hele hele sabahları kalktığında eşini, çoluğun çocuğunu okula, işe gönderen bir kadın mutfaktaki bulaşıkları yıkıyor, kahvaltı şeyini, masasını temizliyor. Oturuyor masasına, mutfaktaki masasına, o şeyde köşede küçük bir televizyon veyahut da buzdolabının üstünde veyahut da neredeyse küçük bir televizyon açıyor. Sabah ne bileyim dini program Edip Yüksel veya şey Yaşar Nuri Öztürk kıvamında tadında dini programlar. Eskiden vardı ya Ayşe Özgün yani onun gibi. Kadın oturuyor ne yapsın? Taze fasulyesini almış ayıklıyor. Soğan da oluyor. Sigarasını içiyor, çayını içiyor annesi. Kulağı gözü onda din hakkında. Şimdi bu insanları yutturabilirsin. Çünkü o Fadime teyze, o ne bileyim Gülsün teyze, orada fasulye ekleyen teyzemiz kitabını açmış da okumuş değil. Oku, zaten okudu, okusa bile onun Türkçesini okuyacak. Mealinin meali. Çünkü her mealci kendi kafasına göre, kendi fantazisine göre, kendi düşüncesine göre şekillendirmiş zaten bu kitabı. Bunu zaten görüyoruz. Hele hele modernist İslamcılarda bunu daha fazla görüyoruz. Adam orada olmayan şeyleri katmış. Oradaki olan şeyleri beğenmediği için çıkarıp almış. Yerine kendi ayetlerini koymuş adam. Yetmedi, yanında parantezler eklemiş. Mesela Nisa 34'te kadına dönüyor. Adam parantezini hafifçe diyor. Hafifçe. Allah orada hafifçe deseydi yazardı. Allah kelime sıkıntısı mı çekmiş orada? Değil mi? O hafifçe sen neye dayanarak ekliyorsun? Ha. Peygamberimiz işte son veda haccında, veda hutbesinde kadınlara hafifçe vurunuz dedi. Ha sen onu örnek aldın. Peki o peygamberin veda hutbesinde kaçan köle sahibine dönünceye kadar Allah melekler lanetine uğrasın dediği cümle de var orada. Onu da mı kabul edeceksin o zaman? Sonra gelip de bana peygamber şey Kur'an'da kölelik yoktur, İslam'da kölelik yoktur falan filan diyemezsin zaten. Ha, o yüzden oraya hafifçe kelimesini ekleme. Artı Kur'an dışı ne varsa onu çöpe at, bunu çöpe at, üstüne sifonu çek, salla gitsin, lağıma at gitsin hepsini bilmem ne, sadece Kur'an yeter deyince bu sefer bana Muhammed nedir? Hangi yılda doğmuş, kaç yılda doğmuş, eşleri, ismi Hatice, Ayşe, Ömer bunlar kim, nedir? İslam kaç yılında ortaya çıkmış? Bana bu konular hakkında bir kelime, bir cümle edemezsin. Çünkü söyleyeceğin her şey Kur'an dışı kaynaktandır. Ya tefsirlerden, ya siyerlerden, ya hadislerden, ya bilmem ne. Ama senin o günümüz insan onlar artık kabul edilmediği için ahlaken, bilmen, mantıken, hiçbir sağduyunun yani günümüzle uyuşmayan tarafları olduğunu gördüğü için hiçbir günümüz insanı onları kabul etmeyeceğini bildiğin için zaten sen onları yok diyorsun. Çünkü onları kabul etsen senin dinini çökertecek, birbiriyle çelişkili, absürt, saçma, mantıksız, ilkel, vahşi, ahlaksız bir ton veri zaten var orada. Evet yeni gelen arkadaşlar esenlikler hepinize. Sırat köprüsü de geçmiyor. Yani Kur'an'da geçmeyen birçok şey var. Sen ama bunu bak adam bunu söylüyor çocuğunu sünnet ettirecek. Orada kart bastırıyor. Davetiye bastırıyor matbaada. Adamı sorsan bak hadiste şöyle hadisleri çöp ya bırak onları. Bize sadece Kur'an yeter diyor. Lan matbaada oğlunun sünnet şeyini bastırıyorsun ya. Veyahut da hanımın, çoluğun, çocuğun veyahut da sen kendin bizzat telefonda, cep telefonda Miraç kandilin kutlu olsun diyorsun. Miraç'ı anlatınca onlar palavra diyorsun. Lan bir oturduğun yerde dur işte. Diyoruz ya bu İslamcıların sürekli cephe değiştirdiklerini görüyoruz. Adam durduğu yerde dursa çekici alacağım, vuracağım aslında. Oyuncakları var ya böyle deliklerden kafası çıkar, çekici eline vurursun, oradan bir kafa çıkar, oradan vurursun. Oyun vardır ya öyle. Luna Parklarda mı ne? O ölüydü böyle.
şey plastik büyük bir çekiç. Onun gibi bunlarda. Adam oradan bir şey çıkıyor, bir şey iddia ediyor. Onu şey yapıyorsun, çökertiyorsun. Bir başka yerden kafasını çıkartıyor. İslam'da o var, İslam'da şu var. O ayet böyle dedi. Burada mucize var, şurada var. Bak bin kelimesi, bak şu kelime, bak şu kelime. Aga hangi birinize vuracağımızı şaşırdık biz de. Durduğunuz yerde durmuyorsunuz. Ya bu dinin bir ayarı yok mu? Cem Yılmaz'ın dediği gibi uzay gemisine arka planda bakın diye insanlar hep sürekli düğmeler, kollar, mollar sürekli kurcalarlar. Sürekli kurcalarlar. Bu din de aynı onun gibi. Profesörü geliyor kurcalıyor. Öbürküsü geliyor kurcalıyor. Doktoru, doçenti, sokaktaki adamı, şeriatçısı, yobacısı, cübbelisi, sakallısı, dansözlü, mansözlü bilmem ne yayınlar edenler. Arabi bir başka telden çalıyor. Amerika'daki, Kanada'daki taksici Müslüman bir başka telden çalıyor. Fas'taki başka, Endonezya'daki başka. Oradaki aga şu dinin bir ayarı yok mu ya? 600 sayfalık kitap bu. Ya çocuklar, küçücük, başa kadar çocuk. Geçen gün bir şey vardı, paylaşım vardı. Çocuk diyor, kaç yaşında da bilmem işte. Çocuk. Harry Potter kitabını oku diyor. 4000 bilmem kaç sayfa diyor. Çocuk anladı onu diyor. Ben senin dininin Tanrı'dan bilmem neden Allah isimli bir Tanrı'dan geldiği iddia edilen bir kitap. İnsanların mesaj diye her şeyi açık açık yazdım diyen, anlayasınız diye ince detaylara kadar yazdım diyen bir kitap. 600 sayfa ya. Zaten bunun 200 sayfası tekrar her zaman söylüyoruz ya. Geri kalıyor 200 sayfa. Yani 200'ü de Musa masalları İncil'den, Tevrat'tan toparlanmış. Bölük pörçük, yarım yamalak aktarılmış. Zaten çoğu da yanlış. Kafada ne kaldıysa onlara da ya geriye kalıyor 200 sayfalık şey. 200 sayfaya sen oku nereye kadar okuyacaksın ya? Şunu bir kere oku anla. Ha, tamam da bu böyle işte. Oh kendime geldim biraz ya. Isındı. Evet arkadaşlar konuyu umarım anlatıp daha fazla örnekler isteyen varsa veririz. Hiç önemli değil. Arapçası Arapça. Zaten İngilizce Türkçe aranmaz bir yani Kur'an'da. Çünkü Kur'an Arapça ya. Orijinali şeysi. Yani her yerde aynı Hafs Kur'an'ı Arapça. Gün kelimesi işte 365 defa geçiyor. Sen onu Türkçe arattırmayın. Sakın böyle bir şey bu hataya düşmeyin. Zaten saçma olur çünkü. Gün kelimesini arattırdığında orada Türkçe hangi meal, kimin meali orada farklı farklı rakamlar çıkacak. Neden? Çünkü adam oraya kendi şeyine ekliyor. Yani bu mesela şimdi örnek verecek kadar zamanım var mı yok mu bilmiyorum. Zaman değil de şimdi hazırlık yapmadığım için sizi bekletmek istemiyorum. 354 defa geçse daha mantıklı. Ha, yani Araplar ay takvimini kullanıyorlar ya madem o zaman. Çünkü zaten Arapça Kur'an'ı kendisi diyor. Gün diyor ayla başlar ayla biter bir şey. Yani mesela oruç ne zaman başlanır? Hilali gördüğünde diyor oruca başlayacaksın diyor. Hilal bitince diyor yani o 4 hilal 28 şey 4 hilal diyor o 1 hilal tekrar eski haline gelinceye kadar kayboluncaya kadar bitiyor. Yani 28 günlük bir süreç ayın döngüsü. Arapların takvimi de budur. Orucun başlayıp bitirme zamanı da aya göredir. Ne bileyim bu dinin tanrısı Lah, o da antik İslam öncesi Arapların ay tanrısıdır. Minarelerin üstündeki o ay hilal de bu yüzden de çünkü ay tapınmacılığı. O kara taşı ellemek, el yüz sürmek bilmem ne, o ibadetler, Kabe'ye doğru dönüp ibadetler. Bunlar İslam'ın getirdiği şeyler değil zaten. Ay kelimesi 12 defa mı geçiyor? Bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Ay kelimesi, gamer. Gamer. Bir dakika zamanınızı almayayım şimdi öyle yaz çiz etmekle. Şuraya ay kelimesi yazalım. Bak İngilizce diyelim. Moon. Yok. Ama şimdi hangi ay? Bizim gökteki ay mı? Yani Türkçedeki yoksa zaman olarak takvimdeki ay mı? Olsa month. Şehir month olması lazım. 25 defa geçirmiş mont ay. Tabii bunlar şimdi bakın. Az önce demiştim ya size. Dur lan ekranı vermeyeyim. Ne yapıyorsunuz? Aga, desene İlyas abi ekranı niye vermiyorsun?
Dur kendimizi şuraya alalım. Ha. Bakın mont yazdım şuraya arkadaşlar. Yani İngilizce ay olarak. Bir sürü çıktı tabi. Bunlar parantez içinde olanları da veriyorlar ya. Ramazan yani Ramazan diyor. Bakın parantez içinde adam onun ay olduğunda belirtmiş. O bile çıkıyor tabi ama Arapçada bu yok. Şimdi kamer kelimesi bizim kendi Kur'an'ımızda mı artık? Arabik. Ha, ne uğraşıyoruz ya bizim şeyimiz var ya Google çeviri amcamız ha. Bak ay kelimesi. İngilizce month. Evet month yazdık İngilizce. Ekranda görünüyor değil mi arkadaşlar? Görünmüyor tabii. Bakın month yazdık. Arapçası şehir. Ha şehir tamam. Şehir. Hoş geldin ya şehri Ramazan derler ya. Ramazan ayı dedikleri bu işte. Kopyalıyoruz. Arttıralım. Bakın şehir kelimesini yazdık. Arapçaya bakalım. Arattır. 17 defa çıktı arkadaşlar. Şehir kelimesi, ay kelimesi. 12 değil. Bu bütün kelimeler exact yani aynı bu kelime. 12 çıkabilir belki. 2 defa çıktı da yok. O da tutmadı. O da tutmadı. Ben. 12 dediniz o basit şey bile tutmadı. İlyas'a öldür kelimesini ne kadar geçirip katala, katala öldür. Şuraya gözünüzün önünde yapalım da neyin ne oldu? to kill ya da kill, öldür. Kutil çıktı az önce dedim zaten. Türkçesine bakın. Öldürmek. Şimdi öldür, öldürmek, öldürülme hangisi ama? Ama sadece öldür, ölüm kelimesi o maut olur, o death, ölüm. Zaten onu da az önce aratırdık maut kelimesini. Neyse, fark etmez. Bakalım. Kutil, yani öldür, Türkçe'ye katil kelimesi oradan geliyor zaten. Kutil, öldür, yapıştır, arattır. Öldür kelimesi 11 defa geçiyor. Tabi bu kelimenin sadece bu haliyle. Bir de bu kelimeyle ilgili. Öldür, öldürülmek, öldürülmek falan. İşte öldürüldüler. Hepsi neymiş? 77 defa öldür kelimesi var arkadaşlar. Toplam. Yani bütün o aldığı ekler. 77 defa geçiyor. Yaşat kelimesi bir defa geçiyor mu acaba? İyi dinlen kardeşim. Neyse. Kur'an-ı Kerim'de koşu kelime geçiyor. Biz yarattık. Biz ne demek? Bu biz. Şimdi Kur'an şöyle bir dilde konuşuyor. Bir dakika ne yaptım? Aha, az daha yayını kapatıyordum ha. Oha. Vallahi gidiyordunuz ha gümbürtüye. Az daha yayını kapatıyorduk. Yanlış şeye bastık. Şimdi bu biz kelimesi arkadaşlar çoğul olarak geçiyor. Bu İslamcıların anlattığı Allah otoriter bir şey söyleyecekse çoğul geçiyor, resmi. Bu buna fazla takılmadım ben çünkü bu birçok dilde vardır mesela hazretleri veyahut da sultanları, excellence'ları deriz ya biz. Adam orada bir tane çoğul değil. Excellence bey falan da diyebiliriz. Bu hatta İngilizce'de de öyledir ya. Mesela burada derim. Her Majesty derler veya Türkçe'de majesteleri. Mesela kraliçe için Her Majesty. Eğer kral ise erkek ise His Majesty derler. Ama tabi o İngilizce'de tekil oluyor ama üçüncü tekil şahıs oluyor. Ama adam karşında yani onun majestesi. Farklı bir şey. Herhalde o Arap kültüründe of manada bir tuhaf, bize tuhaf gelen ama onlarda normal olan bir dil konuşma şekli olabilir. Ama tabii ben bazı Kur'an ayetlerinde baktığımda şaşırdığım yerler oldu. Çünkü Allah orada ben diye başlıyor. Bir de Allah şöyle yapar, böyle yapar diyor. Bak şimdi sen ben diye başladın. Ben işte şüphesiz, ha, biz şüphesiz şöyleyiz, böyleyiz.
Allah dilediğini şöyle yapar, böyle yapar. Ondan sonra hepiniz bana döneceksiniz falan. Bak, çoğulla başlıyor. Üçüncü tekil şahıs oluyor. Ondan sonra birinci tekil şahıs oluyor. Aynı ayette bak. Aynı ayette. Hakikaten bu ki, bu nasıl Arapça böyle? Bu nasıl bir dil yani? Bazen ben yarattım, bazen biz yarattık, bazen de Allah'tan bahsediyor. Üçüncü tekil şahıs oluveriyor birden Allah. Sanki başkasından bahseder gibi. İlyas, sürekli izliyorum sizi. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim Yasemin Nur deneme. Allah Zeus falan. Ben, biz ve o diye hitap eden hitap var. Ben, bizi anlatıp o kim? Yani o Allah'tır ki diyor. Zaten Kur'an açtığımızda birinci ayetten başlıyor zaten. O'dur ki falan. Bak mesela şurada ekranı devam etmiş. Mesela şurada hemen açtık. O din gününün maliki Allah, yani sahibi, din gününün sahibi Allah. Maliki yevmiddin. Din gününün sahibi diyor. İyi de kim o? Allah. Allah kim? Hani sen konuşuyordun burada. Hidayet eyle bizi, doğru yola getir. Bizi doğru yola getir diyor falan filan. Bizi doğru yola getir. Gazaba uğrayanların kin ne? Sapkınların ki değil. Neden bahsediyor burada? Hristiyanlar, Yahudiler, ama işte putperestler, diğer dinler gibi yapma bizi diyor. Bizi onlar gibi yapma Allah'ım diyor. Biz diyor. Biz farklıyız diyor. Bizi farklı yap diyor. Onlar gibi bizi aşağılık, pislik, domuz bilmem ne yapma diyor. Biz onların değiliz. Ya. Hani burada neyse, bu ayrı bir konu arkadaşlar. Şimdi yani ben, biz deyişi biraz absürt olabiliyor. Ama diyorum bu belki bizim Türkçemizde böyle saçma gelebiliyor olabilir. Çünkü ben birkaç dil, farklı dil konuştuğum için bir dildeki cümle, gramer yapısı bir başka dile aynen çevirince çeviremiyorsun. Farklı, acayip, abidik gubidik bir şeyler ortaya çıkabiliyor. Ama o dinin şey, o dilin doğal yapısı o. Bir dili öğrenmek için en güzel yöntem o dil ile düşünüp, yani düşünmeye çalışıp, kelime hazırlığınız varsa o dil ile düşüneceksiniz. Ben ne zaman bir insana dil öğrendim, benim şu dilde ben iyiyim diyebilir diye düşünüyorum ben. Şöyle bir insan, ben şu dili çok güzel konuşuyorum diyebilmesi için o insanın rüyalarının da o dilden, bazı rüyaların da o dilden olması lazım. İnsan tek başına kalıp mesela bulaşık yıkar, bir şey yapar, uğraşır, hani düşünür ya insan böyle. Bardakları sil. Ben çok yaptım işte. Otellerde falan. Bak, 3000 tane bardak sil. 3000 tane. Bir oturdum oraya sandalyeye. Sil. Ama sevdiğim işte o. Neden? Düşünüyorsun. Bak. Başında dırdır eden yok, çağıran. Yani senin düşünceni distract eden, ne Türkçesi, karışan, parazit yapan bir şeyler yok. Bak, kendi dünyandasın. En sevdiğim işte o benim. Saatlerce 3000 tane bardak sil. Yemek ye, gel, otur, devam et. Düşün. O kadar güzel şey ki o iş. Neyse. Acaba diyorum şimdi bir insan ben şu dili çok iyi konuşurum diyebilmesi için rüyalarının, bazı rüyalarında en azından o dilde olması lazım bazen. Her zaman, çünkü ana dilin de var. O biraz her zaman baskındır. Ama o işte bu boş anlarında, düşündüğün anlarda bile o dille düşünüyor olman lazım. Çünkü farkında olmadan. Benim yıllardır yaptığım şeydir. Rüyalarım da benim. Bazen İngilizce, bazen Türkçe. Bazen düşünüyorum ben. Sonradan fark ediyorum ki kullandığım o aklımdaki o kelimeler, ifadeler filan, sözcükler hep İngilizce. Çünkü ortam böyle. Hayat böyle burada. Televizyondan tut, hanımından tut, iş yerinden tut. Ne bileyim, Facebook'ta arkadaşlarımız konuş, sohbet falan. Yani hayat böyle. Türkçe çok nadir yani. Birkaç arkadaşım var. Bir de sizlerle konuştuğum var. Bir de birkaç yerde yazdığım şeyler var. Hepsi o. Abi hep İngilizce mi, rüya görüyorsun? Hep değil, hep değil. Yarı yarıya. Yani bazen Türkçe, bazen İngilizce. Artık onun farkına bile varamıyor insan. Çünkü otomatik düşünüyor artık beyin. Şimdi
Ben bile bu halimle bir İngilizce kitap tamam çeviririm, önemli değil de. Ama orada benim yabancı olduğum teknik terimler illaki vardır. Hepsi mutlaka var. Benim hatta eşimin bile var. Eşim bile bazen bana soruyor şu kelimenin anlamı ne diyor? Diyorum bak bu. Veyahut da nasıl yazılır diyor. Çünkü ben gramerden öğrendiğim için bir de üzerine düşerek yani bunu kafamı, bütün o enerjimi, zamanımı, beynimi vererek ilk zamanlardan bahsediyorum. Oradan geldiğim için Almanca rüya gördün mü? Nein, ich habe niemals geträumt in Deutsch. İlyas Christ esenlikler. Christ olsun şimdi değil mi? Hadi. Hayırlısı. Çalma falan gelmeyin de bize. Nein. Almanca gitar. Rüyalarım demişler. Meine Träume. Rüyalarım son yani şu son 5-10 yıldır özellikle İngilizce. Ama Türkçe de oluyor tabii. Ana dilimiz ya. Yakında unutursun. Neyi unuturuz? Bana mı dedi bilmiyorum da neyse. Ben bazen kelime unutuyorum. Abi ben Türkçe kelime bile unutuyorum ya. Ben yani bunları hayatta günlük şeyde yaptığım şeyler. Neyse arkadaşlar. Bu kadar yeter mi? Yetmez mi? Konumuzu da fazla dağıtmak, bölmek istemiyorum. Neyse biz yine konumuza gelelim de o konu üzerinden yürüyelim. Ne diyorduk? İşte bu modernist İslamcıların yaptık şeylere. Yani gözümüzün önünde baktık. Hatta az önce bile bir arkadaş bir şey daha, bir örnek daha verdi. Onu da rahatladık. Aga bir tanesi tutmadı. Yani modernist İslamcılar, bu dini kurtarmaya çalışanlar, işte şu rakam mucize, bu rakam mucize, aga tutmuyor hiçbirisi. Eğer biz farklı yöntemde arattırıyorsak, onu da bize söyleyin. Hayır, kelimeyi, yani Arapça şu kelimeyi arattıracaksınız diyeyim. Bu Arapça kelimeyi bize verin o zaman. O da tutmayacak. O yüzden sizin seslendiğiniz kitle, bakın bunu Araplara söyleyemiyorsunuz siz. Bunu dünyadaki İngilizlere, Almanlara, işte İsveç, Norveç, Danimarkalı, Fransız, İtalyan, Türk. Bu yani Arapça bilmeyen, Arapça konuşmayan, hele hele Endonezya, Malezya, onlar zaten bir acayip uçukta. Bunlara hitap ediyorsunuz. Yani bu kelime mucizeleri konusunda. Yorumlara bakıyorum da arkadaşlar var mı konuyla ilgili bir şey diye. Konuyla ilgili bir şey pek yok. Abi Araplar dalga geçiyor zaten mucize çıkartanlar. Yani gerçekten öyle bak ha o din. Çok güzel söyledin arkadaşım. Ben birçok Arap'ın yani bu saçmalığı güldüğünü gördüm ben. Hani gerçek hayatta da gördüm. Zaten YouTube'da binlerce video var. Ama tabii şimdi Araplar orada bakın Orta Doğu'daki o Araplar seslenemezler. Mısır'da, Orta Doğu'da bunu dile getiren çok az, çok nadir. Ama bu Batılı devletlerde yaşayan, Arapça bilen, o Arapça bilen ama insanlar kıçıyla gülüyorlar buna. Yani bunlar yok diyor. Adam dinden çıkmış ama adam ana dili Arapça. Zaten Muhammed peygamber için der senin halkın inanmayacak diye Kur'an'da. Ya bir sürü şey var zaten hadislere falan girdiğimizde. Bu din acayip bir şekilde başladı ve acayip bir şekilde bitecek diye bir hadis var. Muhammed söylemiş ve sahihtir de. Neyse fazla şey yapmayalım şimdi. Ayırmayalım konuları. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bu modernist İslamcılar bize şeytan 88 defa, melek 88 defa geçer diye yutturma çalıştılar. Gözünüz önünde arattırdık. Tutmadı. Gün kelimesi 365 defa, yevm kelimesi. Bunu hala da söylüyorlar ya. Şu kadar sayıda geçer diyorlar. Arattırınca tutmuyor. İsterseniz arattıralım hadi. Arattıralım. Hemen bakın. Bir açtık Arapça şeyimizi. Sitemizi. Dur, ekrana verelim. Ha, ne yaptığımızı millet görsün. Şuraya yevm kelimesi yazalım. Neydi o? Edip Yüksel'in dediği 19 orta. Tekil halde diyor. Değil mi? Evet. Gün. Yevm kelimesi. Bakın yevm kelimesi. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar ekranda? 19 ork.
Bakın, gün, yevm kelimesi 365 defa geçiyor. Yalan, külli yalan. Evet, yevm kelimesi. Şimdi Arapça yazacağız. Şu klavyemizi açalım. Veyahut da Google'dan gözünüzün önünde şey yapalım, uğraşmayalım. Gün. Gün. Arapça. Onun da gibi, o değil lan. O öyle gün değil. Türkçe. Bakın yevm. Üç tane harf var zaten. Ye ve me. Bu kök. Gördüğünüz zaman arkadaşlar, okunuşta burada yevm. Var mı okumayan? Var mı? Yok, bu işte bir hile hurda var diyen. Varsa şimdi söyleyeyim. Çıktı değil mi? Bakın yevm. Neymiş Arapçası? Bu. Kopyala. Bakın. Kopyalıyoruz. Bir dakika. Görsün herkes. Kopyalıyoruz. Arapça sitemize geliyoruz. O yevm kelimesi yani. Edip Yüksel dediği gibi. Plakı yapıştırsana. Ha. Yevm kelimesi bakın arkadaşlar. Yapıştırdık. Exact yani aynen bu kelimeyle arattırmak istersek tekil halde aynen 211 defa çıktı arkadaşlar. Bakın eksiz aynen bu kelime bu üç harf olduğu. Bunun yani bir kelimeyle birleşmiş hali falan değil. Aynen bu kelime gün kelimesi 211 defa. Peki aldığı ekler mesela günler yevmeyn mesela iki gün anlamında veyahut da yam günler veyahut da gününde ne varsa hepsi all words veyahut da any word fark etmez aynı. Arattırdığımız zaman 400'ün üzerinde çıkması lazım arkadaşlar. 415 defa çıktı. Bütün kelimeler ekleri metleri harekesi burekesi ebesinin şeyi hepsi dahil. Fakat 415 defa çıktı. Gördüğünüz mü arkadaşlar gün kelimesi. Tekil halde 200 bilmem kaçtı o. Tekil kaçtı. Arattırmanın 200 15 miydi neydi? 211'miş. Tekil halde 211. Bu kelimeyle ilgisi olan her şeyi arıttır. 415 defa. Evet, gün kelimesi 415 defa çıktı arkadaşlar. Yani tutan bir şey yok. Resmet Tevrat İncil'i de okudunuz mu? Bize de önerir misiniz İbrahim'i mitolojileri öğrenme açısından? Zaten eğer İslam hakkında derinlemesine araştırma yapmak istiyorsanız Tevrat ve İncil'i mutlaka okumanız şart. Çünkü Kur'an'da anlatılan o hikayelerin neyin ne olduğunu anlamak için Tevrat'a bakmak şart. Eğer mesela bir teoloji, ilahiyat okuyorsanız örneğin İslam'da neyin ne olduğunu, Kur'an'daki o ayetlerin ne anlattığını sadece İslami çerçevede anlayamazsınız. İlahiyat okuyorsanız ilahiyatçı bir insan Tevrat'ı bilmek zorundadır. İncil'i bilmek zorundadır. Çünkü onların geldiği köken orasıdır. O hikayeler mesela Kur'an'da Firavun'dan, Musa'dan, Süleyman'dan, Davut'tan, Yusuf'tan, bilmem neden, işte şundan, bundan bahsediyor ama sadece Kur'an'ı okuyarak bunlar anlaşılmaz. Mesela Edip Yüksel şimdi desin, Dulkarneyn. Kur'an dışı ne varsa çöp atlayan bir adam. Aga Zülkarneyn dedin adam işte Büyük İskender. Ona bir lakabıymış herhalde o. Çift boynuzlu anlamında. Dulkarneyn, yani Zülkarneyn. Veyahut orada şey Haman diyor. Haman gerçi yalan yanlış bölük pörçük olmuş da hikayeler. Daha önce bir şey yapmıştım video. Haman Babil'deki vali. Babil'in valisi Babil'de Bağdat'ın hemen altında. Ama hikayeler karışıyor işte. Oradaki Haman'ı Mısır'daki ta bin bilmem kaç kilometre uzaktaki bir başka coğrafyadaki Firavun'un emrindeki adam ediyorsun. Alakası olmayan bir şey. Çünkü bağlantılı şey, hikaye aynı. Firavun'a kafa tutan Musa ama oradaki Babil'in valisi Haman'a kafa tutan Mardakaya. Neyse bu adamların tarihçelerini Tevrat'tan öğrenirsiniz ancak. Tevrat'ın İncil'i okumak şart eğer ilahiyat ile haşır neşir iseniz veyahut da İslam'ın bu hikayelerin anlatıldığı Kur'an'ın ne dediğini anlaması için, anlaşılması için İncil ve Tevrat şarttır. Ha, diğer dinlerle alakası yok. Çünkü Hinduizmle o kadar bir alakası yok. Veyahut da Budizmle bir alakası yok. Onlar yerel
lokal edinler, büyümüş etmiş ama farklı bir daldan duran. Ama Tevrat, Musevilik, İsevilik yani Hristiyanlık ve İslam, bunlar aynı kökenden, aynı coğrafyadan, hatta aynı dil ailesinden. Aramice, İbranice, Arapça, Süryanice, Suriyak dili ve birçok antik diğer diller aynı kök, yani aynı kültürden yetiştiği için diğer o kökteki diğer şeyleri de bilmeniz, anlamanız, okumanız şart. Zaten bana göre, bu benim şahsi yorumumdur, katılırsınız katılmazsınız, Hristiyanlık ve İslam Museviliğin kitaplı alt mezhepleridir. Kitaplı mezheplerdir. Çünkü aynı kökten, aynı hikayeler, aynı şey. Oradan geliyor. Ha, zamanla ayrılmıştır. Bir kült oluşmuştur. Bir örgütlenme içine girilmiştir. Zamanla ayrılmıştır. Ve bir şekilde kitabı da olmuştur. Veyahut da düzenlenmiştir. Oluşmuştur. Ve ayrı bir din olarak görülmeye başlar. İlyas Bey, peki sizce neden Yahudiler İslamcılar kadar saldırgan değil? Ya onlar bakın şöyle şeyinden birini alayım da unutmayayım. Çünkü o adamlar o inandıkları dini bir inanç olarak kabul ediyorlar ve fazla kurcalamıyorlar. Yani kafaları orada, o kitap ne diyorsa ben onu yapacağım zihniyetinde programlamış değiller. O adamlar zihniyetini, vicdanını biraz da 21. yüzyılın gerçek hayatına oturtmuş insanlar. Adamış diyorum, oturtmuş insanlar. Ben aklımı, sağduyumu, vicdanımı, mantığımı, bilgimi bu 21. yüzyıl, bu çağ, bu dönem üzerine şekillendirmek zorundayım diye adamlar, ama inanç dediğin zaman o tamam öyledir diyor, olabilir diyor, ama adam onu uygulamıyor. Yoksa İncil'de de var. Yoksa Tevrat'ta da var. Bir sürü katliamlar, şunlar, bunlar mesela kadın şöyle yaparsa şöyle yapın, erkek cezaları bilmem neler falan. Yani veyahut da onu farklı yorumlamaları neyse adam onu harfi harfini alıp uygulamıyor. Fakat bizim İslamcı dediğimizde yobaz kesim özellikle o Kur'an'daki şeyi harfi harfine uygulayınca karşımıza bir IŞİD çıkıyor işte. Veyahut da yobaz çıkıyor. Benim videolarımı alıp YouTube'da gösterip görüldüğü yerde katli vaciptir diye videolar, fotoğraflar koyun. Şerefsizler şeyler çıkıyor. Mahluklar çıkıyor işte ortaya. Harfi harfi alınca. Ama elin Yahudisi, elin Hristiyanı bunu aşmış. Aşmış. Kendi dinlerine bir şeyden geçirmişler. Reformdan geçirmişler. Adam inancını almış, rafa koymuş. Tamam inancım orada dursun ama günün 24 saati, haftanın 7 günü ben bunu hayatıma sokmak zorunda değilim diye adam işinde, aşında, teleskobuna, mikroskobuna bakıyor, orada ne gördüyse onu yazıyor, bilim adamı oluyor. Dinini illa harmanlamıyor. Yani bizimkiler gibi, bizim İslamcı zihniyeti gibi, Müslüman ümmeti gibi diniyle gerçekleri her zaman harmanlayıp da ben dinimsiz yaşayamam, İslamsız olmaz. Kapıdan içeri girerken bile sağ ayakla atacağım. Yemek yerken sağ elle yiyeceğim, sol elle kıçımı sileceğim. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Dişlerimi hala misvakla dürteceğim, kalasla, odunla. Adam bunları kafaya takmış zaten çoğu. Ama elin Hristiyanı, Yahudisi o kadar değil. Adam ibadet saatinde ibadetini yapıyor. Yeri geliyor, ağlama doğru diye sallanıyor, ağlıyor, şey böyle diyor o da. Ya inansın tamam, önemli değil de. Veyahut da Hristiyan adam kilisesine gidiyor, şey yapıyor, duasına gidiyor, gidiyor ama o kiliseden çıktığı an gerçek hayatta adam. Dinini sokmuyor her hayatın içine. Benim kiminle gezeceğimi, kimi sevip sevmeyeceğimi, ne yiyip ne yemeyeceğimi, hangi gıdaları alıp almayacağımı, ne içip ne içemeyeceğimi, nasıl giyineceğimi bana din söylerse hep ve öyle yaşarsam ben karşında bir cübbeli, sakallı, çarşaflı bilmem ne insanları göreceksin yani. Ay, abi zemzem suyunun zararlarını anlatır mısın? Aga, şimdi fazla konuyu dallandırıp budaklandırmak istemiyorum. Çünkü çok fazla detaylara inmek de istemiyorum. Bu konuyu aslında burada bitirsek iyi olur. İsterseniz biraz sonra bir sohbet şey açarız. Orada bir iki saat lagaloga ederiz ama
söz veremiyorum çünkü zamanım kısıtlı. Evet. Var mı arkadaşlar bu konuyla ilgili bu İslamcıların, modernist İslamcıların özellikle yaptıkları bu mucizevi rakamlar dedikleri iddialar. Bu az önce açtığım sayfaları tekrar koyayım şöyle insanlar neden bahsettiğimizi görsünler. Evet. Şu 19 orada mesela adalet kelimesi bu kadar güneş zulüm kelimesi bu kadar ne kadar eşit bak 15'er gece güneş kelimesi bu kadar ışık kelimesi bu kadar ya kaldı ki bunlar aynı sayı olsa ne olacak o ayrı bir hikaye de ya, bakın bir tane değil iki tane değil, iki tane değil sürüsüne bereket videolar da var bilmem neler de var. Şövalye abi Anadolu kültürü çok bağınız değil mi? Tartışma kültürü, bilim yok. Maalesef öyle, insanımız öyle. Biz de bu ülkenin, bu toprakların çocuğuyuz. Biz de bu kültürden geldik. Ama biz de istiyoruz ki şu cehaleti biraz yenelim. Şu zihniyetimizden de biraz şey yapalım. İlyas nerede tornavida? Hani nerede tornavida mı? Nigar Duman, anlamadım dediğini pek. Nigar arkadaşım. Anladıysam Arap olayım. Öyle diyeyim ben. Yani neyse konumuz arkadaşlar. İstatistiki rakamsal mucizeler. Kur'an'daki rakamsal istatistiki mucizeler varmış. Serkan Tornavida verdi. Anlamadım neyse. Ha moderatörlük şey mi? Benim ben bu kanalı fazla kurcalamak istemiyorum. Bizim Serkan şey Serkan diyorum ya. İbrahim ayarlıyor. O şey yapsın. Benden bir şey istemeyin. Benim öyle bir şey mi? Tornavida dedim. Şey değil mi? Anahtar. İngiliz anahtarı. Bor anahtarı. Neyse arkadaşlar. Neyse çok uzattık. Biliyorum çok cıvıttık konuyu. Konu nereden girdi, nereden çıktı olacak şimdi. Bakın arkadaşlar. Bir sürü kanal. Bunlar birbirinin kopyası. Tıpkı Kur'an meali yapanlar gibi arkadaşlar. Kur'an meali yapanlar modernistinden tut diğer şeyine kadar yani Arapça bilmenize gerek yok diyor bakın adamlar size. Ya bir kitabı çeviriyorsan sen Arapça dilini Arapça bilmene gerek var. Arapçası tabii çevirdiğin kitap. Ben bile az önce diyorum ya size ben bile bana bir kitap verilse İngilizce, Almanca bir kitap İlyas al şunu çevir desen benim kıçım yemez. Yok aga derim ben olmaz. Ha çoluk çocuk iki hikaye kitabı okurum, çeviririm, alt yazı yaparım bu ayrı. Ama akademik manada, resmi manada tamam deyip de ben o işin altına giremem. Çünkü birisi gelir yarın gün bak burada bunu bu cümleyi sen böyle anlamışsın. Bu aslında böyledir. Buradaki deyimin demek istediği bu. Sen bunu anlamamışsın. Sen nasıl çevirdin bu kelime dese ben ne diyeceğim adama? Ya tabii İngiliz gelse aga sen bunu İngilizce çevirmişsin ama bu böyle değil. Dese ben ne diyeceğim adama? İlyas biraz sesi açabilir misin? Sanırım benim boğazım sesi biraz gitti arkadaşlar. Seste bir sorun yok. Ama yok sesi sorun yok. Şu anda sonda kusura bakmayın. Benim boğazım biraz yırtılmaya başladı. İlk başlarda iyiydi herhalde. Neyse biraz mikrofona yaklaşayım. Biraz da gürleştireyim şöyle. Şimdi iyi mi? Ha, nasıl? Güzel mi? Neyse. Aga dedim ya kitap çevirmek bambaşka bir şeydir. Kitap çevirmek başka. Evet ses iyi diyor diğer arkadaşlar. Sanırım sizin ses şeyinizde veyahut da browserınızda bir sorun vardır. Tarayıcınız mı? Neyse işte. Şimdi modern İslamcı kitap çevirdim diye meal ettim diyor. Agam senin şey, Arapça bilmiyorsun bir. Ben videolarınızı gördüm daha önce. Dubai havaalanında, Katar havaalanında neyse yani İbo hoş geldin. Evet yayındayız. Sonuna denk geldim. Havaalanlarına bu şansları Arapça konuşmaya çalıştığını gördüm. Fakat adamların konuştuğu Arapça benim konuştuğum Yunanca gibi veyahut da benim konuştuğum Rusça gibi. Şimdi adamı gelip ben ya gavarete paruski desem o der adam ama gerisi yok işte. Yok aga. İşte kadiyala işte nasılsın iyi misin falan filan her neyse. O için хорошо, çok güzel falan. Aga taş yani suyunu sıksan 100 kelimeyi geçmez Rusça. Ama ben şimdi bir Rusça, evet, Moskova havaalanında her neyse.
Adamlara Rusça konuşmaya çalışsam nereden işte adım şu, yaşım şu, ben şu ülkedenim, şu şeydenim, oradan geliyorum, buraya gidiyorum diyebilirim. Ama Rusça bilmem aga. Yayın konuluyu bu. Konu adam oraya kara tahtada yazmış bak oku. Dur karada İbo görmüyor. Evet kara tahtamızda yazıyor. Neydi Kur'an'daki gözler gitmiş bizim aga vallahi. Yaş 50'ye geliyor. Ha, rakamsal düzen iddiası. Sayısal mucize. Ne dersen de ona benzer bir şey. Sen konuları, konu ismini sen daha iyi şey yapıyorsun, öldürüyorsun. Benim geçen gün 4 saat yaptığım konuda bile adamlar demiş bu konu güzel bir isim buldu bak. Biz bulamadık. İlyas abinin yayınları konusuz başlıyor, konulu bitiyor. Ha harbiden. Ama bu sefer konulu başladık herhalde sohbetle bitireceğiz. Öyle tersine oldu. Ne dedik yani adam havaalanında baktım hani Araplarla nasıl konuşuyor diye. Aga merhaba nasılsın iyi misin? İsmim şu. Buradan geliyorum. Buraya gidiyorum. Bitti. Bitti aga. Ulan diyorum bu adam kitap çevirdi. Kaldı ki 7. yüzyıl Arapçasını çevirdi. Aga sen nasıl çevirdin bu kitabı? Aynı işte şu ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar. Kimse alıp da bir şeyler araştırıp da bu sonuçları elde etmiyor. Bunlar hepsi birbirinin kopyası arkadaşlar. Bir tane adam ortaya bir iddia atıyor. Mesela 30 yıl önce birisi çıktı. Çocuğun biri, genç bir adam, 20-21 yaşlarında falan her neyse. Yani çocuk değil de birisi bir iddia ortaya attı. Deve kuşu yumurtası der gibi. Bizim orada herhalde onların orada öyle olabiliyor şey o kelime. Ve bunu da aldılar, kullandılar, abarttılar, çoğalttılar ve şimdi herkes deve kuşu yumurtası zannediyor. Alakası olmayan bir şey. Deha, orada Arapça, Kur'an'da geçen 7. yüzyıl Arapçasında bir kelime. İki, Arabistan yarımadasında deve kuşu yok. O kelimeyi niye kullansınlar? Deve kuşu yumurtası kelimesini niye özellikle alıp da Kur'an'a koysunlar? Yoksa oradaki Kureyş lehçesini anlattık diyen Allah nasıl anlatacak deve kuşu yumurtasını? Deve kuşu gören yok. Deve kuşu yumurtasını gören yok. Deve kuşu 6.000-7.000 kilometre uzağında en az Afrika'nın ortalarında, sabanlıklarında bir hayvan. Yani alakası olmayan şeyler. Ama ortaya bir iddia atılıyor. Bütün o, bu dini aklama çalışma çabasında olan insanlar bunu alıyor, sitesine koyuyor, kitabına koyuyor, iddiasına koyuyor, tartışmalarına koyuyor. Televizyon programına çıkıyor, orada anlatıyor. Bıdı 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 bıdı. Kur'an'daki rakamsal iddiaların olduğu konu bunların bir tanesi sadece. Ne diyor bir tanesi? Zariyat 47'de evren genişliyor diyor. Tamam bunu adam bir ortaya bir sattı ya 30 yıl önce. Öyle gidiyor bak şimdi. Öyle gidiyor. Halbuki alakası yok. Arapça ile alakası yok. Onun anlattığı şey. Bu klasik Arapça ile günümüz Arapçası farklı galiba. Biraz farklı tabii. Çünkü günümüzün Arapçası bile anlamıyor. Kaldı ki Kur'an'da bugün bizim yani bizim değil. Yani 21. yüzyıl Arap'ın, insanının bile anlayamadığı çok şey var. Mesela Kavtar Arapça, Türkçe var ya, Kevser. Kevser suresinde. O Kevser'in kelime manasını hala tartışan koskoca profesörler var. Bakın bırakın. Allah zaten Kur'an'da demiş ya biz öyle bir kelimeler koyduk ki bunların manası da bizde saklı diyor. Onların bazını anlarsınız, bazılarını anlayamazsınız diyor. Allah yani bu kitabın sahibi, yazarı, ilah isimli bir tanrı. Zaten oraya yazmış. Sen niye daha kurcalıyorsun? Kevtar, Kavtar. ama konuyla bir alakası yok. Bazıları diyor ki Kur'an'da diyor, Kevser diyor. Kur'an'da geçen o Kevser. Cennette Muhammed'e has, özel bir ırmak diyor. Sadece Muhammed'e özel bir ırmak Allah. E tamam hadi Muhammed'e peygamberdir falan oldu. Aga ayetle bir alakası yok. Muhammed'e ebter diye bir suçlama ediliyor orada. Yani soyu olmayan, soysuz, kısır, çocuğu olmayan. Ama buradaki sadece erkek evladı olmayan manasında. %90 o herhalde. Çünkü İbrahim'in, İbrahim diyorum, Muhammed'in İbrahim adındaki o cariyeden olan çocuk ölüyor 2 yaşında falan. Muhammed'le dalga geçiyorlar. Önceki Kasım adında kendi adını, orijinal adını verdiği Hatice'den olan Kasım adındaki o çocuğun adı da şeydi.
Kasım'da. O da doğduktan kısa bir süre sonra öldüğü için. Yani iki tane oğul oluyor, yaşamıyor. İki tane mi, üç tane mi? Hiçbiri yaşamıyor ve Muhammed'e alay ediyorlar. Soysuz, işte senin oğlun olmayacak, soyun olmayacak diye. Yani ebter diyorlar Arapça. Allah da diyor ki, Kur'an'da ayet var. Kevser suresi zaten budur. Durun, ben ne şey yapayım, gözünüz önünde atsam, göstersem daha iyi olmaz mı? Kur'an'ın o son sayfalarından bir tanesi. 108'in 3 tane ayet var bakın arkadaşlar. Kevser suresi. İnne atana kal kevser. Yani biz sana Kevser'i verdik. Yani inne mutlaka. Şey, yani şüphesiz Türkçesi var ya okusana gidiyoruz. Biz sana Kevser'i verdik diyor. Kaftar. Bak burada al. Şu kaftar arkadaşlar. Bu kaftarın ne olduğunu bilen yok. Arapçada sözcüklerde yok. Herhangi bir manada yok. Hello, I'm recording now. Kayınvalide geldi, köpeği getirdi. Havlarsa köpekleri kusura bakın arkadaşlar. Şimdi şüphe kimse kafter kelimesini bilen yok arkadaşlar. Ne diyor ayette? Biz sana Kevser'i verdik diyor. O zaman diyor Rabbin için kurban kes diyor, namaz yani ibadet et diyor. Teselli li rabbike venhar. Yani Rabbinin yolundan git diyor. İnne şenâke huvel ebter. Doğrusu diyor. Onlar diyor. Ebter olan onlardır diyor. Bitiyor. Sure bu kadar. Kur'an'ı oluşturan 114 sureden bir tanesi bu. Neymiş? Biz sana Kevser'i verdik. Sen o zaman ibadet etmeye, Rabbine yönelmeye devam et. Soysuz olan onlardır diyor. Aha bitti. 114 sureden bir tanesi bu işte Kur'an'da. Hadi bu Kevser ne? Bilen yok. Bilen yok. Yani bunun gibi birçok kelime var. Birçok eski Aramice kelimeler var. Hazreti Muhammed'in yaşadığı kesim gibi neyse. Evet arkadaşlar sanırım bugünlük bu kadar yeter. Konumuz fazla dağılıp şey olmasın. Bugünlük bitirelim. Var mı başka bir isteğiniz, arzunuz bu konu hakkında? Bahsetmemizi istediğiniz bir şey varsa hemen söyleyelim yoksa bitiriyorum arkadaşlar. Bir iki dakika daha şey yapalım. Abi Bakara suresi neden Elif, Lam, Mim diye başlıyor? Bakara suresi başlıyor. Ta zaten sure ismi Taha suresi. Ta ve Ha harfiyle başlıyor. Yasin. Ne bileyim. Çok var böyle. Orada bir şey var. Onların manasını bilen yok. Ama Allah diyor hep her şeyi açık açık indirdim diye ama bazılarını anlayamazsınız diye. Adamları hala anlayacağız diye başlıyor. Bırakın abi. Tamam siz de kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Sağ ol Serkan, Aka, İlger. Teşekkür ederim. Evet bugünlük bu kadar. Son derece güzeldi. Bilgilendik, öğrendik. Gerçi fazla bir şey anlatmadık. Sadece bu rakamsal şeyleri gözünüz önünde bir göstereyim dedim. Bunu siz yapın arkadaşlar. Arapça bilmeyenler varsa fazla zor bir şey değil Arapça arkadaşlar. 20 küsur tane harf. O harfleri bir kere ezberleyin. Yani tabii bu işin ciddiyetle ince araştırmasını yapmak istiyorsanız. Thank you. You're welcome. Sağ olun, sağ olun. Yani öğrenin arkadaşlar, siz kendiniz yapın. Bana bağlı kalmayın. Ben orada bir sahtekarlık yapıyor da olabilirim. Yani bu İslamcılar gibi. Söyle adamım. Kayınvalide gidiyor da. Anlaşmadık dedik. Yani bana bağlı kalmayın ama İslamcıların dediğine hiç bağlı kalmayın. Çünkü onlar size böyle gözünüz önünde arattırıp da gösterip de bakın şu kadar bu kadar da diye yapmıyorlar, yapamıyorlar. Çünkü yok öyle bir şey. Please watch 13th floor. 13. kat ne? Film mi arkadaşlar? Abi sohbet yayını açacak mısın? Sohbet yayını açarız. Allah ödüm korktu. Yemeğin altını kapatmadım sandım. Kapatmışım. Açalım mı bir sohbet yani biraz sonra bu konulu yayından sonra? Fazla uzun sürmez ama ne kadar süreceğini de bilemem. Ben de çayımı bir tazelemiş olurum ben. Tamam öyle sohbet yayını açalım sohbet. Filmlerden, kitaplardan, ıvır zıvırdan bahsederiz öyle. İbo ile beraber. Ha olur iyi olur. Neyse İbo gelirse onu açalım. Bir haber edeyim ben bakalım. Evet hepinize çok çok teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki yayında. Ne zaman olur bilmiyorum. Konulu veya konusuz sohbet yayında.
Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir dakika şu bildiri intro bilmem ne şeyimi ayarlayayım mı? Ha, elim tuşta olsun. Güle güle diyorum yoksa iki saat şey arıyorum. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizlere sevgiler, saygılar. Esenlikler.